Fenerbahçe televizyonu ekranlarında, ekranları başında bizleri izleyen herkese mutlu bir akşam dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Selen, bugün yine gerçekten bizler için de, kulübümüz için de çok güzel ve çok özel bir akşamda bir aradayız izleyicilerimizle birlikte. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Bu akşam çok güzel bir filmin galası için bir araya geliniyor. Biz de yayınla bu heyecanı hemen izleyicilerimize, taraftarlarımıza aktarmak istiyoruz ve başladık artık yayınımıza. Evet. Zafer'in Rengi. Uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğimiz, değerli izleyenler, film artık vizyona girecek. Yarın gösterime başlayacak filmin galası bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Neler söylemek istersin? Öncelikle senin de duygularını almak istiyorum. Çünkü süreci çok yakından yaşadık hep birlikte. Kesinlikle. Dolayısıyla öyle. Onun heyecanını da ilk günden bu yana yaşıyoruz. Ben senin duygularını da alarak başlamak istiyorum. Öncelikle istersen ben de Fenerbahçe taraftarlarına ve tabii ki tüm izleyicilerimize buradan merhabalar, mutlu akşamlar dilemek istiyorum. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekten çok önemli, çok özel günleri hep birlikte sizlerle birlikte yaşadık. Bugün de gerçekten o özel günlerden birini yaşıyoruz. Uzun bir süreç. General Harrington Kupası Fenerbahçe tarihinde, işte o mazinde tarih yatar diyoruz ya, aslında Fenerbahçe'mizin tarihinde nasıl hikayelerin olduğunu, nasıl hikayelerin yattığını biz her zaman sözlerle anlatırdık. General Harrington Kupası'nın da bizim için, Fenerbahçeli taraftarlar için, aslında tüm Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu her zaman bilirdik. Şimdi bunun vizyona gelmiş halini, sinemada şekillenmiş halini hep birlikte izleyeceğiz. Yarın vizyona girecek, taraftarlarımızla ve tüm izleyicilerle buluşacak. Aslında her zaman Abdullah Oğuz da bu filmin yönetmen koltuğunda oturan o çok önemli isim de hep defalarca söyledi. Sadece Fenerbahçeliler için değil, gerçekten Türk milleti için çok özel bir proje. Hep birlikte tabii ki izleyeceğiz. İzledikten sonra burada izleyenlerin de tabii ki duygularını sizlere aktaracağız ama gerçekten Fenerbahçe'mizin en önemli futbol başarılarından biri olan General Harrington Kupası'nın şanlı hikayesiyle taçlanan Zafer'in Rengi filmi için bu akşam çok özel bir akşam. Ve bu akşam gala gecesinde hep birlikte beraber olacağız. Bu ekranlardan da buradaki heyecanı sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bir kez daha Fenerbahçe Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz diyeyim. Ben çok heyecanlıyım. Kesinlikle. Birbirinden ben özel isimler, gerçekten Fenerbahçe ile anılan isimler, tabii ki Türk sinemasında çok önemli yeri olan isimler. Bu akşam bizler için, tüm Türk milleti için önemli olan projede izleyeceğimiz isimler arasında. Yavaş yavaş tabii ki ekranlarınıza da geliyor. Konuklarımız gelmeye başladı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Bu çok önemli akşamda yavaş yavaş konuklarımızı hem burada ağırlayacağız hem mikrofonlarımızı onlara uzatacağız. Barış'ın da bana sorduğu gibi biz de onlara duygularını soracağız. Barış, gerçekten çok heyecanlı bir akşam. Bugüne kadar tabii ki biz birçok hazırlık yaptık. Röportajlar ekranlara geldi. Sinema eleştirmenleri duygularını paylaştı. Spor yazarları bu filmi izledi. Çok önemli isimlerin biz gözleri dolarak ayrıldıklarını gördük. Filmi izledikten sonra röportaj verdiklerini gördük. Ben daha henüz filmi izlemedim. Ben de. Kendimi bu akşama sakladım. Evet. Bu akşam güzel güzel röportajlarımızı yaptıktan sonra biz de yerimizi alacağız salonda ve bu filmi belki de dönüşünde biz de yaşlı gözlerle sizlere biraz da olsa aktarmaya çalışacağız. Kesinlikle. Bakalım, hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz aslında. Az önce de dile getirmiştim. Selen, sen de söyledin. Filmin hazırlıkları başladığı ilk günden bu yana hepimiz merakla bekliyoruz. Çünkü General Harrington Kupası'nın hikayesinin anlatıldığı, kesinlikle, o şanlı tarihimizde büyük başarılar elde etmiş geçmişteki futbolcularımızın, sporcularımızın duygularının, ruhlarının olduğu bir film gerçekten. Böylesine özel ve anlamlı bir filmin de tabii artık vizyona girecek olması hepimizde büyük bir heyecan yaratıyor. Bir kez daha belirtelim, değerli izleyenler, Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Bu güzel görüntüleri Atatürk Kültür Merkezi'nden sizlerle paylaşıyoruz. Burada hazırlıklar tamamlandı. Artık konukların gelmesi bekleniyor. Evet. Bizler için de uzun bir yayın olacak aslında. Saat 20.30'da başlayacak bu akşam gala. Filmin ilk gösterimi. Dolayısıyla biz de o ana kadar burada canlı yayınla buradaki atmosferi, buradaki duyguları da bir yandan izleyicilerimize
aktarmaya çalışacağız. Evet. Biz şu anda alt salondayız. Aslında evet. İstersen biraz anlatalım. Çünkü görüntüler ekranlara geliyor. Üst salonda yavaş yavaş konuklarımıza davetlilerimizi karşılamaya başladı tüm ekip arkadaşlarımız. Yukarıda tabii ki çok önemli olan aslında dönemin kıyafetlerinin de sergilendiği bir sergi alanının olduğunu görüyoruz. Ve General Harrington kupasının tabii ki o maçın oynandığı dönemdeki formaların şu anda orada sergilendiğini biliyoruz. Fener Yum'un çok özel bir sweatshirtle Zafer'in rengi fotoğrafının yer aldığı bir sweatshirtle yine o ürünün de orada yer aldığını görüyoruz. Aslında geldiğinde konuklarımız ilk olarak aslında bu filmin bir sergisiyle karşılaşacaklar. Görsel anlamda dönem kıyafetlerinin olduğu gerçekten çok güzel, dolu dolu bir serginin onları karşıladığını söyleyebiliriz. Aslında Fener Yum'un da bu ürünlerle ilgili hemen bilgisini tabii ki Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından ve tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan gördüler. O günlere dönmek isteyenler, o nostaljiyi yaşamak isteyenler, tüm maçlarımıza o Fener Yum'un bizler için hazırladığı ürünleri üzerlerine geçirmek isteyen taraftarlarımız Fener Yum'da tüm bu ürünlere sahip olabilirler. O bilgiyi de buradan vermek istedim. Evet, onlar da yine burada. Bu akşam buraya gelecek olan konuklar, misafirler için de hazır bir şekilde standlar üzerinde senin de söylediğin gibi o tüm detaylarla birlikte hazır bir şekilde bekliyor. Yavaş yavaş tabii biz şu an hemen girişin bir altında bulunan fuaye alanındayız. Üst katta yine hazırlıklar tamamlandı. Yavaş yavaş girişlerin, konukların da gelmeye başladığını biliyoruz. Tabii gerçekten böylesine önemli bir eseri ortaya koyan öncelikle Abdullah Oğuz'a bir kez daha teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten müthiş bir kadroyla, müthiş bir emek ve özveriyle böylesine güzel bir sinema filmini ortaya çıkardı. O tarihin muhteşem anlarını sinema perdesine taşıdı. Dolayısıyla bugün hem kendisi hem de bu filmde yer alan oyuncular da burada olacaklar ki onlar aslında günün erken saatleri itibariyle de buraya geldiler. Burada onlar da hazırlıklarını yapıyorlar. Aynı heyecanı tıpkı bizler gibi kendileri de yaşıyorlar. Onlarla da yapılan röportajlar var. Onları yine ekranlara taşıyacağız. Değerli izleyenler, ekranlara getireceğiz. Yine buraya gelecek konuklarımızla da sohbetlerimiz olacak. Filmle ilgili düşüncelerini alacağız. Tabii bugün az önce de belirttiğimiz gibi uzun bir yayın bizler için gerçekleşecek. Dolayısıyla film öncesinde neler hissediliyor? Ardından filmden sonra da yine çıkacak. Evet, konuklar acaba neler aktaracaklar bize, neler hissettiler, hangi duyguları yaşadılar? Daha önce yaptığımız o ön izlemelerdeki röportajlarda filmden çıkan konukların senin de belirttiğin gibi gözyaşlarıyla salondan ayrıldıklarını da gördük. Çünkü bu gerçekten Fenerbahçe'nin bir hikayesiyle birlikte kurtuluş mücadelesinin hikayesinin de muhteşem anlatıldığı, ekrana yansıtıldığı bir film. Dolayısıyla çok büyük bir emeğin olduğunu biliyoruz. İlk günden bu yana da başkanımız başta olmak üzere başkanımız Sayın Ali Koç'la birlikte yönetim kurulu üyelerimizle hem sete yaptıkları ziyaretler hem bu projeyi yakından takip etmeleriyle birlikte hiç yalnız bırakmadılar ekibi. Bugün işte o büyük koskocaman bir aile yeniden bir araya gelecek ve burada o duygular bir kez daha bakalım nasıl yaşanacak. Bunların hepsini aktarmaya çalışacağız. Afişler gerçekten muhteşem. Hazırlıklar süper. Atatürk Kültür Merkezi'nde de bir kez daha belirtelim hazırlıkların çok güzel olduğunu. Çok güzel bir oyuncu kadrosu var öncelikle. Kesinlikle öyle. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Tamam, konu gerçekten muhteşem. Fenerbahçemiz, Fenerbahçemizin tarihi ve kurtuluş mücadelemizle ilgili yani Türkiye Cumhuriyeti için de çok anlamlı ve özel bir konu ve hikaye ama bununla yani birlikte... içinde yok gerçekten. Evet. Şimdi bizi heyecanlandıran Fenerbahçe tarihi. Onun yanı sıra Osmanlı tarihi. Atatürk'ün içinde olduğu bir hikaye. General Harrington kupasıyla taçlanan bir proje. Yani aslında hem böyle geçmişe ışık tutup hem de gençlerimize, geleceğimize hem Fenerbahçe tarihini hem aslında milli mücadele ruhuyla zamanında neler yapılabildiğini, neler başarılabildiğini aktarmanın aslında büyüsü. O ruh bana çok heyecan verici geliyor. Çünkü dönem filminin
aslında ruhu çok başka bir ruh. Çok farklı bir alan. Dönem filminin ne kadar zor olduğunu aslında birazcık da böyle zamanında da işin içinde olmuş biri olarak hep zaten söylüyorum. İşte makyajlar, saçlar, kostümler, mekan, tasarım, dekor, yani hepsi bir arada ve çok önemli bir hikaye anlatılıyor orada. Çok ince detaylara o kadar önem verilmesi gerekiyor ki işin en sonunda ortaya çıktığı anda gerçekten böyle pırıl pırıl bir iş, evet, proje olması için. Yani burada çok ince elenip sık dokunmuş bir proje olduğunu görüyoruz. Sadece yayınlanan fragmanlar, evet, ilk böyle ön izlemelerden sonra gelen yorumlarla ilgili aslında Abdullah Oğuz bile bu sabah verdiği röportajında ya biz galiba bu işi iyi yapmışız dedi. Yani çok ünlü bir isim, çok başarılı bir ismin daha böyle film gösterime girmeden bunu söyleyebiliyor olmuş olması bile bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Oyuncu kadrosu, şimdi Kubilay Aka çok iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe, evet, televizyonuna ilk geldiği gün benim yaptığım Beş Çayı programı. Biz Kubilay Aka'nın Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz ama ilk böyle onun ağzından nasıl Fenerbahçeli olduğun cümlelerini Fenerbahçe televizyonunda, evet, Beş Çayı programında duyduk. Onun dışında Timuçin Esen. Hiçbir yerde röportajını göremezsiniz. Çok iyi Fenerbahçeli. Maçlarda gerçekten böyle kare kare ama böyle flu fotoğrafları vardır. Fotoğraf veremez, gizli gizli çekersiniz. Timuçin Esen'i bu akşam burada görüyor olmak gerçekten hepimiz için çok farklı bir an olacak. Bu filmde yer alıyor olmuş olması çok başarılı bir karakter oyuncusu. Benim çok sevdiğim bir isim gerçekten. Necat İşler dendiği zaman zaten eşittir Fenerbahçe. Her projede göremeyeceğimiz bir isim, onu gördüğümüzde çok heyecanlanıyoruz. Şahsına münhasır bir kişi. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Ve gerçekten de yine Gülper Özdemir, onun Fenerbahçeli olduğunu öğrendiğimde peşine düştüm diyebilirim Beş Çayı için. Aynı spor salonunda spor yapıyor olmamız, Fenerbahçeli olmamız, birkaç kez yazıştık ama bir denk gelememiştik. Kısmet bugüneymiş. Bugünden sonra söz alacağım onu TV'de ağırlamak için. Ve tabii ki Yılmaz Bayraktar, Gonca Vusteteli, Birce Akalar, Yiğit Özşener, Atatürk'e hayat veriyor. Orada tabii ki bir kez daha canlandırıyor. Hepsi çok özel oyuncular Barış yani. Hepsi say say bitmez gerçekten. Hepsi için söyleyeceğimiz birçok güzel cümlemiz var. Evet, kesinlikle. Gerçekten böylesine değerli isimleri, böylesine Fenerbahçeliliği, spor severliği, hepsini bir arada yaşayan isimlerin de tabii ki bir arada olması böylesine özel bir proje içerisinde bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tabii şimdi biraz bu hikayeye zaman zaman geriye döneceğiz. Yaşanan süreçte ne gibi adımlar atıldı, nasıl bugüne gelindi, bunların hepsini de detaylandıracağız. Az önce de belirttiğimiz gibi yaptığımız röportajlar var. Onları ekranlara getireceğiz. Yapacağımız röportajlarımız olacak değerli izleyenler. Dolu dolu doyasıya bu filmin gala gecesini yaşamak istiyoruz. Bunun için de ilk dakika itibariyle belirtmiştik, heyecanı yaşıyoruz ve umarım buradan o heyecanımızı da izleyicilerimize aktarmayı başaracağız. Şimdi biraz az önce de söylediğim gibi annem, bir sohbetimize devam edeceğiz. Filmden notları aktarmaya çalışacağız ama şu ana kadar yine bizlerin yayına getirdiği, ekranlarda paylaştığımız bazı bölümler vardı. Afiş hazırlığı olsun, makyaj, fragmanları vesaire. Yavaş yavaş bunlara da ben pas atarak devam edelim istiyorum ama. İstersen önce röportajlarımızla başlayalım. Önce röportajlarımızla başlayalım. Dilerseniz değerli izleyenler, bugün yaptığımız röportajlar arasında hemen Gece Akalay'la gerçekleştirmişti bu röportajı. Röportaj ekranlara gelsin. Birce Akalay bakalım neler söylemiş. Bugün izleyeceğimiz film öncesinde onun görüşlerinin ardından devam edeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'nden herkese tekrardan merhabalar diyelim. Yanımda yine çok özel bir konuğum var. Birce Akalay'la birlikteyiz. Hemen kendisine filmi ve tabii ki rolünü soracağım. Siz ufak bir bölümde yer alıyorsunuz ama bence çok çok damga vuran bir roldesiniz. İzleyicilerimiz için biraz karakterinizden bahsedebilirsiniz. Siz izlediniz. Ben izledim. Siz izlediniz. Şu an beğendiniz. Çok beğendim. Spoiler vermek istemiyorum ama müthiş duygulanacaklar. İstanbul'da futbolla aslında verilen bir direnişin hikayesi bu. Milli mücadele döneminde tarihsel olarak en önemli figürlerden biri de, kişilerden biri de hiç tartışmasız Halide Edip Adıvar. Kendisi hem kadın hakları, hem milli mücadele, hem kız çocukların okutulması gibi ülke için, toplum için
kadının toplumdaki varlığı için çok önemli hamleler yapmış. Çok erken denebilecek, Avrupa tarihinde de çok erken denebilecek bir zamanda bu aydınlık zihne sahip muazzam bir nasıl diyeyim aydın, aynı zamanda yazar, ordu mensubu olmuş. Aslında sivil bir direnişçiyken Atatürk'ün yanında ordu mensubu oluyor. Ondan sonra onbaşı, sonra da rütbesi artarak devam ediyor ve madalyalanıyor zaten, şerefleniyor. Gibi böyle hepimizin aslında bildiği o meşhur meydan mitinglerini yaptığı dönemde Sultanahmet mitingine biz bir uzanıyoruz film içerisinde. Orada da elimden geldiği kadar bu kadar önemli bir figüre, bu kadar önemli bir insana hayat vermeye çalıştım. Benim için kariyerimde Halide Edip Adıvar bir en önemli inci diyebilirim. Kesinlikle. Şimdi biz Abdüloz, sevgili Abdüloz'la da biraz önce röportaj yaptığımızda sadece futbol filmi olarak değerlendirmeyelim. Hatta bir replik var şey diyor orada, hani savaş sadece erkek işiydi. O karakterleri de, yani aşkı, kadınların milli mücadelede nasıl yer aldığını da işlediğini hep izleyicilerimize söylüyoruz. Evet. Hani sadece futbol filmi olarak düşünmesinler diye. O yüzden sizin oradaki o kürsüdeki konuşmanızda bence takdire şayan müthiş bir iş. Evet, yani toprak... toprak dedim ve kaldım. Yani şöyle... Futbol, yani spor çeşitli spor dalları, sanat, sanatın her kolu, her dalı aslında kendi özünde, kendi içinde de bir direnişe sahip. Mecbursunuz, yani direniş olmadan yaşayamazsınız, yapamazsınız. Ya bir şeye karşı direniyorsunuzdur ya da bir varlık için direniyorsunuzdur. O yüzden hani Fenerbahçe'nin ülkenin tarihindeki varlığı, o dönemdeki varlığıyla alakalı, tabii benim rol arkadaşlarım çok daha iyi biliyorlar. Ama Abdullah Oğuz'un da sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu biliyorum. Ve bu senaryoyu, bu hikayeyi çok uzun zamandır aslında çekmek istediğini, bunun onun için bir önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Dolayısıyla evet, bir futbol kulübünün açısından, perspektifinden, sporun, futbolun perspektifinden aslında o dönemin milli mücadelenin varlığına ve o direnişe ayna tutuyor olacağız diyelim. O ayna tutmaya çalıştılar diyelim. Ben sadece dediğim gibi bir sahnesinde varlık gösterdim ama benim için tabii ki onur, gururdu. Kesinlikle. Çok da can alıcı bir sahne. İzleyicilerimize tekrardan spoiler vermeyelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İlk yayınımıza katıldığınız için sizi tanımak da çok mutlu etti beni. Çok sağ olun. Tekrardan birlikte olacağız zaten baba. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu kısımda Virca Kalay'la birlikteydik. Biz yine sözü tekrar merkeze atalım. Röportajlarımıza devam edeceğiz. Evet, Zafer'in rengi için artık geri sayım devam ediyor. Az önce de bu güzel filmde rol alan Birce Akalay'ın röportajını değerli izleyenler sizlerle paylaştık. 16 Şubat'ta vizyona girecek bu film için bu akşam gala gecesi düzenlenecek. Saat 20.30'da başlayacak. Bizler de bir kez daha belirtelim, Fenerbahçe TV ekranlarında sizlerle birlikte, ekranları başında bu heyecanı, bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için bu akşam bir aradayız. Saat 18 itibariyle de Selen yayınımıza başladık artık. Buradaki heyecanı ve atmosferi de izleyicilerimize paylaşmak için. İlk olarak bugün arkadaşımız İnci'nin yaptığı röportajlardan Birce Akalay'ı izleyicilerimize aktardık, paylaştık. Onun filmle ilgili görüşleri, düşünceleri bu şekildeydi. Az sonra yine bu güzel filmde rol alan bir başka isim, Kubilay Akan'ın röportajını da ekranlara getireceğiz ama oraya pas atmadan önce yine biraz filme dönelim istiyorum. Hani o duygular diyoruz, heyecan diyoruz. Dolayısıyla gerçekten hepimizin sabırsızlıkla beklediği bu mutlu akşamda diyebiliriz. Evet, gerçekten. İstersen Birce Akalay'ın biraz rolünden bahsedelim. Evet. Halide Edip Adıvar'ı, aslında kendisinin şöyle bir cümlesi var. Ben bu röportajını dinleyemedim. Çünkü çok yeni yapılmış bir röportaj. Kendisi Halide Edip Adıvar'ı canlandırmaktan, aslında ben diyor konuk oyuncuyum ama diyor çok kısa bir rolüm var ama çok etkileyici bir performans olduğunu tabii ki izleyenler söylüyorlar. Zaten muhteşem bir oyuncu. Halide Edip Adıvar'ı canlandırmak çok önemli dedi benim için. Evet, tabii ki gerçekten hepimiz için
Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen olan bir isme bizim de ne kadar zaten sevdiğimizi buradan söylememize gerek yok. Onu canlandırmanın aslında onun için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Filmdeki sahnesi de sanırım böyle insanın böyle tüylerini diken diken eden anlar vardır. Hepimiz o anda aynı duyguyu hissederiz. Evet. Bunu sinemada yaşarız, tiyatroda yaşarız. O anlardan bir tanesini sanırım bize Birce Akalay yaşatacak bu akşam. Evet, kesinlikle. Kendisine dediğin de gibi çok teşekkür edelim. Belki burada da yine onu burada kamera önüne alma şansımız, mikrofon uzatma şansımız olur. Ama gerçekten Halide Edip adı var. Canlandırdığı karakter çok önemli bir karakter. O da gerçekten ne kadar mutlu olduğunu ifade etmişti. Ki Halide Edip adı varın da kurtuluş yıllarında Cumhuriyet'in kurulmasında gerçekten çok büyük katkıları olan çok güçlü ve önemli karakterlerden birisidir. Bu filmde ayrıca hemen yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle kadınların bu yıllardaki evet, aldığı sorumluluk, evet, üstlendikleri roller, katkı, evet, evet, yani bu da çok dikkat çekici bir noktada ki çünkü gerçekten kadınlarımız özellikle kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yıllarda Cumhuriyetimizin kurulması için ortaya koyulan çabada gerçekten çok büyük hizmetler verdiler. Dolayısıyla bu filmde yine işte o General Harrington kupası çerçevesinde oradaki o büyük zaferin kazanılan maçla birlikte tüm ulusa yayılan o coşkunun, mutluluğun yanı sıra çok farklı noktalarda ve konu başlıklarıyla da bu ön plana hikaye, evet, anlatılmaya devam ediyor. Tabii biz burada seninle sohbetimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Röportajlarımızla evet, olacak. Serkan hemen burada, onu görüyorum. Hemen alalım yine Fenerbahçe TV'de gerçekten yaptığı güzel programlarla hepimizin yakinen tanıdığı evet, bir isim kendisi. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Çok heyecanlıyım. Ben biraz da erken geldim bugün. Yaklaşık 5-6 saatten beri buradayım ve oyuncu arkadaşlarla da gün içerisinde bol bol sohbet etme şansı buldum. Biraz da kendi programım için de böyle hani ne yapabiliriz diye konuştuk. Çok özel bir gece ve çok özel bir film izleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çok özel bir film izleyeceğiz dedin. Filmle ilgili neler biliyorsun ya da burada neler hayal ediyorsun? Hemen bunu sormak istiyorum. Valla filmin sadece fragmanını izlediğim için hayal dünyamda çok farklı şeyler bekliyorum. Yani böyle herhalde o tarihi bu akşam yaşayacağız. Yani çünkü o ufak şeyde, fragmanda bile onu ben yaşadım. Yani birçok duyguyu, herhalde o sevinci, mutluluğu, üzüntüyü, yoksulluğu, ya da işte küçük şeylerle mutlu olmayı, ayaklanmayı, her şeyi göreceğiz. Fenerbahçe'nin de 100 yıl önce bile nasıl mutlu ettiğini, nasıl umut verdiğini görüyoruz bu filmde. Onu göreceğiz eminim ki. Ve 100 yıl sonra da yine aynı şekilde geçtiğimiz dönemlerde de Fenerbahçe en sıkıntılı günlerinde hep ayağa kalktı. Taraftarınla beraber. Demek ki temelinde bu varmış. Yani 100 yıl önce de çok büyük bir camia varmış. Bu akşam onu izleyeceğiz. Oldukça uzun bir film. Film öncesinde yine burada çok özel konuklarla beraber sohbet etme şansı bulacağız. Ben de buraya davetli olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu filme sadece Fenerbahçelilerin değil, bütün takım taraftarlarının gitmesini istiyorum. Çünkü buna bir taraftarlık olarak değil de bir tarih olarak bakmak lazım. Çünkü çok önemli bir Harrington Kupası'nı da anlatıyor. Çok bence tarihimiz için çok önemli. Cumhuriyet'ten çok kısa süre önce olan bir hadiseyi burada biz izleyeceğiz. Bence özellikle gençlerin gerçekten bu filmini izlemesini istiyorum. Her takım taraftarı gitsin yani bu filmi. Evet, sadece evet, Fenerbahçeliler özel değil. Aynen. Yani sadece Fenerbahçeliler gelip izlesin değil, tüm takım taraftarlarının izlemesi gereken gerçekten o Cumhuriyet'in ilk yıllarını, kurtuluş mücadelesinin verildiği o günleri çok iyi anlatan bir film izleyecekler. Çünkü tarihe de çok güzel bir yolculuk yapmış olacaklar. Evet, yani şanlı tarihimizi bir kez de bu yönden, hani o zaman o tarihlerde futbolun da var olduğunu ve insanların gidip izlediklerini, kupaların kaldırıldığını da görmüş olacağız. O tarihte çünkü hep izlediğimiz şeylerde genelde savaşlar oluyordu. Burada daha biraz daha farklı bir şey daha görmüş olacağız.
Gerçekten ben çok heyecanlıyım. Çok az dakikalar kaldı. Yarından itibaren de sinemalarda bu filmi izleyebilirsiniz. Tüm Fenerbahçelilere sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. İnşallah pazar günü yakın markayla görüşmek üzere. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Seni görmek gerçekten teşekkür çok ederim, keyifliydi, çok güzeldi. Evet, hemen biz de devam edelim. Selen, seninle birlikte sohbetimize diyeceğim ama şu an gerçekten tarihi bir filmi izleyeceğiz derken o tarihe çok ciddi tanıklık etmiş Turan amcamızla bir aradayız. Merhaba, evet. Buyurun. Nasılsınız? Evet. Yine çok özel bir gecede beraberiz. Evet. Sizi biz tabii ki tüm basketbol maçlarında, futbol karşılaşmalarında, voleybollarda görüyoruz. Evet. İşte yeri geliyor Atatürk'ü andığımız haftada, o günde, 10 Kasım'da çok güzel bir portrenin açılışında konuşmalarınızı dinliyoruz. Sözleriniz, tanıklık ettikleriniz bizim evet. için çok önemli, çok değerli. Tabii ki bu gecede söyleyecekleriniz de öyle. Evet, şimdi bu gece çok heyecanlıyım. Çünkü Fenerbahçe'ye layık bir gece yapılıyor ve bunu hayatımda hiç görmediğim bir şekilde kabul ediyorum. Harika bir gece olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü burada anlamış oluyorum ve bunu yapanlardan Sayın Başkanım da dahil olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Size şunu söylemek istiyorum. Heyecanlanıyorum. Fener'i o kadar seviyorum, o kadar sayıyorum. Heyecanlanıyorum yani, kusura bakmayın ama bu geceyi hiç unutmayacağım. Hayatımın sonuna kadar bu gecenin hatırasıyla yaşayacağım. İnşallah zaferler de bizim olacak, şampiyonluklar da bizim olacak ve öyle bir güzel bir gece yapmayı hepimiz... Turan amca, ben size şunu sormak istiyorum. 29 Haziran 1923 General Harrington Kupası'nın o zaferin, büyük zaferin kazanıldığı tarih. Takımımız 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Evet, ve bu muhteşem coşkuyu Türk halkına yaşatıyor aslında. Tabii. Şöyle siz neler düşünüyorsunuz, şimdi, neler söylersiniz? Tarihle ilgili bizlerle neler paylaşıyorsunuz? Şöyle ifade edeyim. Şimdi ben zaten herkes biliyor ki ben 98 yaşındayım. Evet. Ve ben aşağı yukarı Cumhuriyet'le beraber büyüyen biriyim. Ve 13 Nisan 1934'te de Atatürk'ü Ayvalık'ta gördüm. Ve bunu da birçok defalar ifade ettim. Şimdi o tabii benimden, Harrington Kupası benim. Ama babam bunların hepsini yaşamış bir insan. Çünkü o 1881 doğumlu ve Atatürk'le beraber hareket ordusuyla İstanbul'a geliyor ve esaretler görüyor. 17 sene harp ediyor. O tarihte bunların hepsine şahit oluyor. Çünkü evet. babam koyu bir Fenerbahçeliydi. Atatürk'ü de çok sevdi. Onun arkadaşı olduğu için şöyle bir durum oluyor. Ben 34 yılında Atatürk'ü gördüm. 35 yılında İstanbul'da biz gezmeye geliyoruz. Beni babam omuzuna alıp Taksim Stadı'na getiriyor ve Galatasaray'la 0-0. Onları hiç unutamıyorum. Evet. Ama şimdi bu Harrington Kupası'nın macerasını babamdan dinledim. Evet, onu soracaktım. Siz bunu bizzat dinlemişsinizdir. Tabii dinledim ama çocukluğumda olan bir hadise bu. Tabii bunu o gün akıl edemiyorsunuz, anlayamıyorsunuz ama Fenerlisin. Ama babamın anlatışından, gözyaşlarından bunu hiç unutmadım. Hep aklımda kaldı. Hakikaten son derece harika. Ve ben de bu Harrington Kupası ile ilgili birçok kitaplar var evimde. Onları okudum ettim. Ya bunu unutamazsınız. Fenerbahçe o kadar büyük, o kadar büyük ki inanın ki bunu anlatmaya imkan yok. Ben 80-90 seneye yakın, 80 senedir de Fenerbahçe'nin kongre üyesiyim ve içinde yaşıyorum. Ama bu sevgiyi hiçbir dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. Ama şuna inanıyorum Sayın Başkanım, ve onu çok seviyorum çünkü o son derece saygılı dediğim bir insan. İnşallah şampiyonluklarda o Harrington Kupası'ndan İnşallah. Daha güzel bir hadisi yaşayacağız. Evet. Ve başkanımın da onu artık ne bileyim ben 100 yaşına girdiğim için beni çok seviyor onu. Benim burada kalacak ona inanıyorum. Onu burada kadar da söylüyorum. Çok güzel. Sizi hepimiz çok seviyoruz. Filmin ön izlemesini görenler, filmi izleyenler çıkarken gözyaşlarına hakim olamadıklarını, öyleymiş. Çok duygulandıklarını söylüyorlar. Biz de o duyguları yaşar mıyız bu gece?
Tahmin ediyorum yani o kadar yani bu Fenerbahçe ile ilgili her şeyde duygulanıyoruz, ağlıyoruz. Evet. Yani ne diyeyim ya, tabii görmeden bir şey de söyleyemem şimdi şu anda ama bunu görenlere de inanıyorum. Bu duyguyu yaşayacağız, gözlerimiz yaşaracak. Yaşa yaşa Fenerbahçe, çok yaşa, şampiyon Fener diye var. Harikasınız. Turan amcamız gerçekten her zaman Fenerbahçe'mizin seni yanında. Seni çok seviyorum kızım. Bu tarz ama senden bir ricam var. Şey kapandı değil mi? Şey. Kapanmadı. Kapanmadı. Konuşalım şimdi birazdan. O zaman tamam. Muhteşem, sizi burada görmek çok güzeldi. Sağ ol. Ben sizleri çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Başkanımı çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Çok ama ne diyeyim ben yani? Başka sizi çok seviyoruz. Ayağınıza, ağzınıza kalktım, sağlık. Kalktım karşıdan buraya kadar geldim. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Arkadaşım da kendim. Evet. Bir de hatıra bırakmadı, fotoğrafı çekelim beni buraya o zaman. Kadar geldi. Çok sevdiğim ona bir arkadaş. Ona da teşekkür edelim. Evet. Sizi kokteyl alanına alalım. Bir şeyler ikram edelim. Sonra film sonrasında tekrardan buluşuruz. Evet. Şimdi ben gideyim. Çekildik. Evet, şimdi Selen'le birlikte Turan amcamız biraz daha kısa bir sohbet gerçekleştirecekler. Biz de o fırsatı değerlendirelim değerli izleyenler. Dilerseniz hemen bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından devam edeceğiz. Mondros'la terhis oldun. Savaşa. Konstantinopol'a mı devam ediyoruz? Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Millet onuru için direnir. İstiklal için mücadele eder. İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut 7'den 70'e memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Buyurun. Ben de var, teşekkürler. Yaptığımız bazı tercihler geleceğimizi değiştirir. Şimdi Yapı Kredi Step'le tercihlerimiz Step puan kazandırıyor. Mesela siz de toplu taşımayla hem çevreye kazandırın hem de Step puan kazanın. Kazandığınız Step puanları geleceğimiz için bağışa dönüştürün. Daha iyi bir geleceğe adım atmak için sürdürülebilir tercih programı, kısaca Step, Yapı Kredi Mobil'de. Yapı Kredi Step. Hayatta kimi akımı takip eder, kimi alternatif akımı. Alternatif akım seni seyirci koltuğundan alır, sahneye çıkarır. Sınırlara değil, ötesine taşır. Bugünü değil, yarını yaşatır. %100 elektrikli Ford Mustang Mach-E. Alternatif akım. Arçelik'ten tek tuşla yoğurt yapacağınız yepyeni bir teknoloji. Hem kefir hem probiyotik yoğurt yapabilen ve farklı tat seçenekleri sunan yeni nesil yoğurt makinesi Arçelik tadı var. Hepimizin sevdiği tatlar onda var. Herkes B-Smart Go'nun avantajlı dünyasına geliyor. Harıl harıl o dizinin son sezonunu arayanlar B-Smart Go'da buluyor. Peki süper yıldızlar nerede? Elbette onlar da burada. Belgesel, çocuk kanalları ve çok daha fazlası. B-Smart Go teklifine sen de evet de. Dilediğin zaman, dilediğin yerden izle. Anne ya. Hı? Acaba bizim şu arabayı mı değiştirsek? Ne gerek var oğlum ta? İkinci elde kime güveneceksin? Güvensen garantisi var mı yok mu? Hasarsız mı? Hepten bozuk mu? Bin tane hırgür borç harç eder. Emekliyiz babanla. Bu araç bize yeter. Ses yok. Otokoç ikinci elde endişeye yer yok. Koşulsuz iade ve güven var. Garantiler, uygun kredi, takas,
Türkiye'nin her yerindeki şubelerimizde bol marka ve model seçeneklerimiz, ücretsiz ekspertiz ve online satışımız da var. Daha ne olsun Güven Bey? Hayırlı olsun efendim. Olay güvende ha. Ben istemez miyim şirket araçlarının yakıt takibini cepten yapabileyim? Fatura biriktirmeden akaryakıt giderlerini öğrenebileyim. Araca tanıma cihazı taktırmadan dilediğim yerden yakıt alabileyim. Taahhütsüz, evraksız, anında Opet'li olabileyim. E otobilim? Otobilim. Bravo. Gidebilirim. Görebilirim. Çözebilirim, gösterebilirim. İşimde farkı açabilirim. Araç tanıma ve yakıt takip sisteminde aradığınız özgürlük otobilim. Uygulamayı indirin, dakikalar içinde şirket araçlarınızı tanımlayın, yakıt alımına başlayın. Efendiler, milli hudutlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bizim futbolla kime, ne gibi bir faydamız dokunabilir ki? Bu maçların gayesini biliyorsunuz. Vakit, birlik olma vaktidir. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Benimdir diyebilenin, muvaffak olacağım diye başlayabilenindir. Yeniden merhabalar değerli izleyenler. Atatürk Kültür Merkezi'nden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınla bu özel akşamda sizlerle birlikteyiz. Seren'le birlikte. Ben hiç sözü uzatmayacağım çünkü Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Dündar bizlerle birlikte. Hemen kendisini bekletmeden yanımıza alalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok heyecanlıyız. Evet. Biz de o heyecanı yayına başladığımız andan bu yana izleyicilerimize, taraftarlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Gerçekten bizler için yine çok özel ve anlamlı bir akşam. Zafer'in Rengi filminin galası için bu akşam bir aradayız. Neler söylemek istersiniz? Şurasını vurgulamak isterim. Harrington Kupası'nın üzerinden 100 yıl geçti. Ve 100. yılda kupa yine Taksim'de. Yani burada oynandı o maç. Ve biz yine buradayız. 100 yıl sonra bize nasip oldu. Evet. Çok büyük gurur ve çok büyük heyecan. Evet. Bu akşam tabii filmi de ilk kez izleyeceğiz. Fragmanlarını gördük. Hikayeyi biliyoruz ama usta yönetmen Abdullah Oğuz bakalım bu filme nasıl dokunuşlar yapmış? Bu hikayeyi nasıl anlatmış? Bunları da merak ediyoruz değil mi? Tabii gayet tabii ama ben Abdullah Oğuz'un gayet iyi işler çıkarttığını biliyorum. Ve bu filmin kalitesinden de hiç kuşku duymuyorum. Bana göre özellikle yeni yetişen, kendini yeni fark etmeye başlayan çocuklarımız üzerinde bu filmin çok büyük etkisi olacak. Aileler çocuklarını götürecekler. Ve tahmin ediyorum ki öylesine duygulu sahneler yaşayacaklar ki gözyaşlarını tutamayacaklar. Ve buradan ayrıldıktan sonra o çocuklar Fenerbahçeli olarak ayrılacaklar. Evet. Aslında Fenerbahçe dediğimiz zaman şimdi biz yüzyıllardır o mücadeleci ruhumuzun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bunu şimdi bu akşam Harrington Kupası mücadelesinde de göreceğiz. Pes etmeme, hiçbir şeyden vazgeçmeme, hedef koyduğun yolda seni hiçbir şeyin o hedefinden vazgeçirmemesi adına bugün verilen o mücadeleyi de göreceğiz. Biz zamanında bunları dönem dönemde yaşadık, yaşamaya devam ettiğimiz zamanlar da oldu. O açıdan birazcık daha hem geçmişle bugünün bir dengesinin kurulduğu bir film diyebilir miyiz bu film için? Diyebiliriz tabii. Siz bunları söylerken ben gözümün önünde maçtan sonra futbolcular halkın omuzlarında Beyoğlu'nda gezerken ve bağımsızlık iddiaları yükselirken
Buraya gelen kadınlı erkekli hemen hemen her takımın taraftarını oluşturan o kitlenin İstanbul'a dalga dalga bağımsızlık imanı mesajları gönderdiğini duyar gibi oluyorum. Sanki o nidalar kulaklarımda çınlıyor. Hakikaten muhteşem bir zafer. Zaferin renginin sarı lacivert olması da çok önemli. Benim ikinci şansım, ben bu takımda oynayan Bedri Gürsoy rahmetlinin yanında bulundum ve onunla TRT'ye röportaj yaptım. Harrington Kupası'nı ona anlattırdım ama ne yazık ki TRT televizyonunun ilk yıllarında arşiv bu kadar düzenli tutulmuyordu ve o filmler heba olup gitti. Yoksa Bedri Bey harika bir İstanbul beyefendisi olarak bana o günü çok hislenerek, hatta gözleri buğulanarak anlatmıştı. Ben de onu dinlerken benim de gözlerim buğulanmıştı. Gerçekten de her Fenerbahçeli'nin ne kadar gurur duysa az diyebileceğimiz muhteşem öyküsünden çok pırıltılı bir sayfadır Harrington Kupası. Zaten Fenerbahçe'nin ruhunda mücadele vardır. Ve Fenerbahçe'ye yönelik kumpaslar da Fenerbahçe'nin bu büyük mücadeleci gücüne karşı girişilmiş olan biçare eylemlerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte çok keyifli bir akşam yaşayacağız. Evet. Size de şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sağ olun. Ben mendilimi de aldım, öyle geldim. Evet, hemen hani sizi bırakmadan onu söyleyeceğim. Filmin ön izleniminde filmi izleyenler çıkarken gözyaşlarına hakim olamadıklarını, tutamadıklarını söylüyorlar. Yaşayacağız galiba bunları. Tabii tabii. Çünkü burada milli mücadele var. Milli mücadelenin ne kadar zor şartlar altında gerçekleştiği, bağımsızlığın ne kadar değerli olduğu, o bağımsızlık zaferinde Fenerbahçeli futbolcuların katkısı, futbolun sadece futbol olmadığı, burası çok önemli. Evet. Zaten Fenerbahçe sadece bir futbol ve spor kulübü değil. Fenerbahçe Türkiye'nin oldum olası tarihi boyunca en büyük sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla biz Fenerbahçeliler bu çok büyük ailenin, çok şanlı tarihe sahip ailenin bireyleri olmaktan dolayı fevkalade mutluyuz. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi akşamlar. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Dündar'ın bu akşam için görüşleri, düşünceleri, bu film için yani gerçekten çok güzel dile getirdi. Çok güzel, evet. Tabii ki çok iyi bir Fenerbahçeli, tarihi de çok iyi bilen birisi. Dolayısıyla... Evet. Aslında biz ilk cümlelerinde o araştırmacı gazeteciliği gördük. Evet. Nasıl farklı bir pencereden bize... aslında General Harrington Kupası'nın o tarihlerde Taksim'de olduğunu ve bugün de Taksim'de yine, evet, Atatürk Kültür Merkezi'nin içinde olduğu detayını da bize verdi. Hala tabii ki o farklı gözü, farklı bakışı devam ediyor Sayın Uğur Dündar'ın. Evet. Yavaş yavaş salonumuz dolmaya başlıyor. Sizler tabii ki ekranlarınızdan görüyorsunuz. Misafirlerimiz, davetlilerimiz Atatürk Kültür Merkezi'ne gelmeye devam ediyorlar. İlk girişte fotoğraflar çekiliyor. Gördüğünüz gibi şu anda Meltem Cumbul ekranlarınızdaydı. Başarılı oyuncu. Çok da iyi bir Fenerbahçelidir kendisi. Eminim ki arkadaşlarımız bize yönlendirecektir. Meltem Cumbul'a mikrofon uzatma şansını bulacağız diye düşünüyorum. Gerçekten çok hem güzel bir akşam, hem tabii ki burada tanıdık yüzleri görmek, birazdan aynı filmi hep birlikte izleyecek olmak, aynı duyguları yaşayacak olmak bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bir yandan da tabii ki yapılan röportajları da ekranlarınıza taşımak, evet, istiyoruz. Selen, onu diyecektim. Biraz daha böyle... Sözü. Çok teşekkür ederim. Rica çok naziksin. Röportajlarımızın olduğunu söylemiştik. Bizler burada canlı canlı, evet, yaparken yine gün içerisinde yapılan röportajlarımız vardı. Onları da ekrana getireceğiz dedik. Yine Zafer'in Rengi filminin önemli karakterlerinden, isimlerinden Kubilay Aka yine İnci ile bir röportaj gerçekleştirmişti. Dilerseniz filme biraz daha yaklaşabilmek, o duyguları biraz daha hissetmek için hemen Kubilay Aka'nın röportajını da ekranlara getirelim. Biz hem sohbetimize hem de röportajlarımıza devam edeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'nden herkese tekrardan iyi akşamlar dileyelim. Röportajlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda da Kubilay Aka var. Çok özel bir konuğum. Hemen kendisine sormak istiyorum. Ben filmi önceden izledim.
ön çok gösterimde. Çok şanslıyım. Siz tamamını izlediğinizi bilmiyorum ama bu arada çok tebrik ediyorum. Müthiş oynamışsınız. Genel olarak önce bir proje hakkında bir yorum alayım. Ondan sonra tabii ki detaylı sorular soracağım. Proje hakkında, projemiz zaten adından da belli olacağı gibi Zafer'in Rengi. Birinci Dünya Savaşı dönemi, milli bir direnişi. Fenerbahçe futbol takımı açısından, bakış açısından gördüğümüz bir hikayemiz var. Ben de bu hikayede Galip karakterini canlandırıyorum. Galip çok Fenerbahçe'nin kurucu kaptanlarından, çok emek vermiş, Türk sporuna çok katkıları olmuş bir insan. Ve onun hikayesiyle aslında bir şekilde o döneme şahitlik ediyoruz. Harika. Müthiş oynamışsınız. Bence sizin için ekstra bu proje önemlidir. Çünkü evet. Daha önce bizim TV'ye de verdiğiniz röportajlarda söylemek isterim ki orada da şöyle bir şey söylüyorsunuz. Hani çubukluya hizmet etmek gibi bir şey söylüyorsunuz. O sizin için ekstra bir durumdur. Onu da anlatmanızı isteyeceğim. Ya şöyle bir görev olarak gördüm ben bir Fenerbahçeli olarak bu işi. Çünkü öyle... Böyle şeylerde çok konuşmayı sevmem ama ne para ne öyle şeyler burada umurumuzda olmadı. Bütün ekibimiz öyleydi. Oyuncu ekibimiz. Herkes elinden gelen katkıyı sadece Fenerbahçeli olduğu için, görevimiz olduğu için ve bu insanlara, bu filmdeki insanlara borcumuz olduğu için elinden gelen her şeyi çok güzel bir şekilde yapmaya çalıştık hepimiz. Umarız vallahi buradan sonrası izleyicinin takdirinde. Bakalım. Evet, gündüz röportajlarımız oldu. Yiğit Aşener, Abdullah hocamızla da birlikte röportajlar yaptık. Hep söylüyoruz. Aslında Fenerbahçe ve sadece bir Harrington Kupası'nı anlatan bir futbol filmi olduğu algısı yaratılmasın. Tekrardan söyleyeyim. Gerçekten milli mücadeleyi iyi milli anlatan... Mücadele var, aşk var, futbol var, evet Fenerbahçe var, Galatasaray'da var. O dönemki İtman Yurdu takımları bilmem neler. O zaman işte rakibin çok başkası olduğunu anlatan bir filmimiz bu. Umudu nasıl umudun sembolü haline gelmiş Fenerbahçe takımı. Sadece futbolda değil, kürek, boks, her dalda, şu anda da olduğu gibi, her dalda başarısıyla Türklerin göğsünü kabartıp İngilizlere karşı bir zafer vermiş onlara. Ve doğal olarak zaferin rengi oldu. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben. Biz bugün şimdi birazdan Galat artık bu kalabalıklaşmaya da başladı. Evet. Birazdan Galaya geçeceğiz. Artık yarın 16 Şubat itibariyle izleyiciye sunuyoruz. Evet. Gişesi bol olsun. Teşekkür Hayırlı ederim. Uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim. Hepimize. Evet, tüm Fenerlilere inşallah. Harikasınız. Çok mersin. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet. AKM'den röportajlarımız devam etmişti. Kubilay Akay'la birlikte olduk. Biz yine röportajlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Evet, Fenerbahçe'mizin çok önemli gecelerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Yanımızda da Fenerbahçe maaşlarına imza atan, aslında Fenerbahçe tarihine de adını yazdırmış bir isim var. Selçuk Abay yanımızda. Son günlerde ben onun Tövbe şarkısını dinlemeyi çok seviyorum. Biraz önce de Tövbe şarkısını söylerken çektiğim videoyu kendisine izlettim. Gerçekten çok güzel bir şarkı. İzlemenizi, dinlemenizi daha doğrusu YouTube'dan izlemenizi ve tabii ki dinlemenizi tavsiye ediyorum. Selçuk, çok özel bir gecedeyiz. Biz zaman zaman tabii ki çok özel günlerde senin maaşlarını dinliyoruz. Ve bugün de Fenerbahçe'miz için, Fenerbahçe'mizin tarihine ve aslında baktığımız zaman Türk milletinin tarihine çok önemli bir yer tutacak bir projenin şu anda gala gecesindeyiz. Duygularını alalım. Sen de tabii ki Fenerbahçe'ye emek veren bir sanatçı olarak çok heyecanlısındır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu arada. Böyle bir projenin misafir olarak da olsa burada bir parçası olmaktan onur duydum. Filmi daha izleyemedik tabii. İzledikten sonra ne yaşanır, ne hissedilir tabii ki de bilmiyorum ama büyük bir heyecan hissediyorum şu an açıkçası. Televizyondaki röportajları falan da izlemiştim. Bayağı herkes gözyaşlarıyla çıkanlar olmuş. Ünlü futbolcular da dahil. Vallahi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel bir proje. Adını yine tarihe yazdıracak bir proje. Film tarihine
yazdıracak bir proje. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben sanatçılar teşekkür ederim. Tabii bu tarz tarihi olaylara dokunuşlarını yaptıklarında muhteşem eserler ortaya çıkıyor. İşte sen müziğinle, yaptığın bestelerle, Selen'in de az önce söylediği gibi Fenerbahçe tarihine bıraktığın muhteşem izler var. Artık bunun yanı sıra tabii ki Abdullah Oğuz yönetmen. O da eminim ki muhteşem dokunuşlarıyla çok güzel bir eser ortaya çıkardı. Onu da az sonra diyebiliriz artık. İzleyeceğiz. Farklı duygular yaşatıyor değil mi bize? Kesinlikle öyle. Tarih filmi çekmek zaten çok zor olduğunu biliyorum. Duydum daha doğrusu. Tabii ki sektörün içerisinde değiliz ama bunu zaman zaman birçok kez duydum. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Ben küçük böyle bir dizeyle kapatmak istiyorum. Şöyle Fenerbahçe'ye şimdi şampiyonluğuna, yeni şampiyonluğuna inşallah olacağız bu sene. Tüm zorluklara rağmen. Bu şampiyonluğumuza yazdığım bir marşım var. Sözleri var. Ve onun sözlerini söylemeyeceğim ama sonunda bir şiir var. Sonunda bir şiir var. Ruha da çok yakışacağını düşünüyorum. Onu kısa da olsa okumak istiyorum. Dik duranlarındır Fenerbahçe. Mabede ilk kez ayağını basan çocuğun heyecanıdır. Gözünün pırıltısıdır. Bağımsızlık benim karakterimdir diyenlerindir Fenerbahçe. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe diyenlerindir. Kalpler beraber diyenlerindir. Haklıyız, kazanacağız. Haklıydık, kazandık diyenlerindir. Uyanıştır, direniştir. Son kaledir, sonsuzluktur Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe. Zaferin rengi hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk. Marşı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederim. İyi seyirler sana. Sağ olun. Ayağına sağlık. Görüşmek üzere. Evet, gerçekten Selçuk da yine muhteşem o notunu aldığı dizelerle. Evet, çok başarılı bir gerçekten genç şarkıcı, çok başarılı bir besteci. Fenerbahçe marşlarından da tabii ki sonra adını sıkça duyduğumuz ve taraftarların da marşlarını artık ezbere söylediği de bir isim. Evet, gerçekten doluluk oranı salona baktığımda gerçekten artmaya devam ediyor. Röportajlarımız var demiştik. Sen bir türlü röportajımıza yer veremedin. İstersen röportajımıza yer verelim. Röportajlarımıza evet devam edelim. Gün içerisinde yaptığımız, daha önce yaptığımız röportajlar var demiştik. Ben şunu da hemen şu notu da düşmek istiyorum. Selen, hani sen dedin ya doluluk oranında gerçekten muhteşem bir ilgi var. Konuklar, misafirler her geçen saniye bu merdivenlerden bulunduğumuz bölgeye indikçe hani yayını ilk açarken demiştim ya heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Heyecan? Ama çok da heyecanlı değilmişim o an. Sanki şu dakikalarda daha da heyecanlıyım. Burayı böyle görmek çok özel muhteşem. İsimler var. Onları gördükçe gerçekten daha da heyecanlı oluyor insan. Heyecanlı daha da artıyor gerçekten insanın. Hadi bakalım röportajımıza yer verelim şimdi. Bir röportajımız daha var. Ona pas atalım biz yine Atatürk Kültür Merkezi'nden. Ama pas atmadan önce Ahmet abiyi gördüm. Barış'ın çok yakından tanıdığı yaşa Fenerbahçe. Buyurun size bırakıyorum. Evet Ahmet abi merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Evet, teşekkürler. Nasılsın Ahmet abi? Hoş geldin. Ayağına sağlık. Seni burada görmek çok güzel. Sağ ol. Bugün ikinci kez görüşüyoruz. Evet bugün ikinci kez birlikteyiz. Televizyonda yaptığımız o izleyenlerin de çok yakından bildiği Yaşa Fenerbahçe programı. Senin o güzel düşüncelerin, fikirlerin taraftarlarımızla, izleyicilerimizle buluşuyor. Bugün de gerçekten muhteşem bir atmosfer. Çok güzel ve özel bir organizasyon için bir aradayız. Zaferin rengi, Fenerbahçe'mizin, tarihinin, General Harrington Kupası'nın muhteşem anlatıldığı bir film için bir aradayız. Gala akşamındayız. Neler söylersin? Vallahi Barış'ım seninle artık sık yani her hafta program yapıyoruz. Oralarda ne konuşuyoruz? Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz değil mi? Açık ara öndeyiz. Rakibimiz, benzerimiz bile yok. Ama onun altını dolduruyoruz. Onlarca branşta yarışmacı takımlar kuruyoruz. Olimpik branşlarda sporcularımız dereceler yapıyorlar. Dolayısıyla dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Ama bir de bizim başka bir özelliğimiz var. Biliyorsun bizim marşımız mazinde bir tarih yatar. Yaşa Fenerbahçe. Türk'ün kalbi senle atar. Yaşa Fenerbahçe diye başlar. Bu işte bu cumhuriyetin kuruluşunun temel taşı olan bir kulüp. Bizim öyle de bir özelliğimiz var. Bu film hem cumhuriyete hem Mustafa Kemal Atatürk'e bize emanet ettiği bu cumhuriyet için gerçekten bir teşekkür filmi. Daha izlemeden etkisinde kaldık. Camiamıza çok yakışır. Burada da hep beraber bu mutluluğu yaşamaya geldik. İşte farkımız burada. Farkımız burada. O yüzden biz aşılamayan bir takımız. Fenerbahçe o yüzden en büyük.
Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi. Aynı zamanda Fenerbahçe TV yorumcularından Ahmet Bulut. Bu akşam zaten çok tanıdık. Yani bizim aileden çok isim var. Fenerbahçe Televizyonu ailesinden. Oyuncularımız da burada, arkadaşlarımız da gelmeye devam ediyor. Herkese burada selam veriyoruz. Ateş abiyi de gördüm. Efe Deprem'i almak istiyorum buraya. Pardon. Zaten... bir karışıklık oldu. Ateş abimizi alalım. Efe Deprem'i. İkinizi birlikte almak istiyorum artık. Gelin artık, yapacak bir şey yok. Buyur, şöyle hemen yanıma alın. Ateş abici buyur. Böyle geçelim. Evet. Evet. Buyur. Bizim için çok önemli isimlerden bir tanesi Ateş abi. Ve aslında çok eskiden beri Fenerbahçe'ye gönül vermiş bir isim ama böyle biz onu geç tanıdığımız için açıkçası çok üzülüyoruz. En son yılbaşı eğlencesinde beraberdik Fenerbahçe Televizyonu'nda. Çok özel bir akşam. Lütfen Barış'ım, Ateş abiye sen sorunu sor. Efe'ye de sorumu ben sorayım. Sözü bırakalım mı Ateş abi öncelikle? Bence evet. Peki. Misafir. Estağfurullah. Efe, çok özel bir akşam. Evet. Fenerbahçe deyince senin için akan sular duruyor. Biliyorum, evet. Gerçekten çok büyük bir taraftarlığın, çok büyük bir sevgin, tutkun var Fenerbahçe'ye. Burada olduğun için de biz sana çok teşekkür edelim. Bu akşam için eminim çok heyecanlısındır sen de. Çok heyecanlıyım. Hem Türk sinemasının en önde gelen isimlerinden biri Abdullah Oğuz'un Fenerbahçe'mizin filmini sırtlanması, Fenerbahçe için bu filmi yapması benim için çok değerli. Hocam olur, çalıştık birlikte. Çok saygıdeğer birisi kendisi ve Fenerbahçe için böyle bir film yapması beni çok mutlu etti ve burada olduğum için çok mutlu, çok heyecanlıyım. Sizlerle bir arada olduğum için çok heyecanlıyım ve Fenerbahçe tarihine çok yakışır bir film olacağını düşünüyorum. Ve bizim Fenerbahçe'mizin de böyle bir filmi hak ettiğini düşünüyorum. Sözü fazla uzatmadan büyüklerime bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık Ateş abi. Seni de duygularını almak isterim. Gerçekten çok özel bir akşam bizler için. Şimdi bana bir söz verin. Söz. Şöyle bir söz. Yayından sonra yayını almayın beni. Eyvah. Çünkü ağlayacaksın. Biliyorum. Hemen gözleri dolar Ateş abi. Hemen. Bu filmi izleyenlerin çıkışlarını izledim ben. Evet. Ve mendillerle çıktılar. Beni de tanıyorsunuz. Acayip sulu gözlüyüm. Bu film sanıyorum ki Türkiye tarihine yıllardır hiçbir şekilde anlatılamayan, defalarca anlatmaya çalıştığımız ama hani anlatamadığımız bir şeyi bir filmle anlatacak. Hani bazı şeyler vardır. Yani anlatırsın ama bir tane şarkı yazılır küçücük, iki şeyle bir şiir, bir resim dünyadaki en büyük felaketi bir tane kare anlatır. Bu film sanıyorum bizim tarihimizi, bizim değil Fenerbahçe'nin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurtuluşun tarihini anlatacakmış gibi geliyor bana. O hisle geldim. Eminim o hisle döneceğim. Daha fazla hisle döneceğim ama sözü aldım. Çıkışta tamam. Buluşmayacağız. Tamam. Anlaştık. Söz. Tam Sağ Pres'te yorumlarını bekliyoruz Ateş evet, abicim. Tam Sağ Pres'te tamam. O formayı giyeceğim. Aa, çok güzel. Bu filmdeki formayı giyerek evet. Geleceğim inşallah. Zafer'in en iyi filmi da gördüm. Özel hazırlandı. Özel hazırlanmış. Evet. Çok güzel forma. Çok güzel forma değil mi? Çok güzel forma. Umuyorum ki bütün Fenerbahçeliler değil... tüm spor severler veya kurtuluşa, istiklale, bugünlere nasıl geldiğimize merak salan gençler bu filmi izlerler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, sizlere de. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi seyirler. Teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık, ağzına sağlık Ateş abi. Çok teşekkürler. Evet, gerçekten böyle aynı anda röportaj davetlerimiz süper oldu. Daha böyle zaman sıcak. Zaman tabii ki selam vermelerimiz olabiliyor. Burada gerçekten herkes evet. Tanıdık isimler. Ve tabii ki zaman zaman röportajlarımız olacak. Ve bakıyorum böyle gelen isimlere. Biraz önce bana tabii ki el sallayıp giden oyuncu arkadaşlarımız da vardı. Bir yandan böyle hem onu söylerken hem de bakıyorum alabileceğim isimler şu anda var mı diye. Selen, orada şöyle yapalım mı? Dilersen hani Ateş abi de az önce dile getirdi. İlk tam Sağ Pres'e çıkarken bu dönem filminde kullanılan evet. Formalarımızı giyeceğim dedi. Evet. Ondan da biraz bahsedelim. Buraya da kuruldu. Feneryum tarafından Zafer'in rengi. Evet, aslında Feneryum'da da çekilen görüntüler de vardı. O görüntüler de belki ekranlara gelir. Evet. Gerçekten
bilgileri de bir yandan aktarmak gerçekten güzel ve keyifli olacaktır. Evet, tabii ki bu film çok önemli bir film. Tabii ki bu film önemli olmasının nedenlerinden bir tanesi de aslında film ekibi olarak gerçekten 110 yıl öncesine giderek o dönemin tabii ki oyun kuralları, takım dizilişleri, sporcu kıyafetleri ve malzemeleri, işte o dönemki kramponlar, konçlar, şortlar, toplar gibi birçok aslında materyal araştırıldı. Bunun içinde tabii ki de formalar da var. O formalar Feneryum tarafından tabii ki üretildi. Özel olarak da üretildi. Tabii ki zaman zaman da Fenerbahçe Televizyonu'nda üzerinde o formaları giymiş yorumcularımızı da görmek mümkün olacak. Evet, evet, o zaman röportajlarımıza devam edelim. Hemen yine bizim için çok önemli isimlerden bir tanesi Burak Sergen bizlerle buyursunlar birlikte. Buyursunlar efendim, merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok güzel. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? O bayağı kağıtlar falan var, evet, güzel, gayet harika. Dolu dolu bir yayın. Gerçekten güzel. Sizlerle birlikte, buradaki tüm konuklarımızla birlikte bu akşam bizler için çok özel ve çok anlamlı çok. Bir akşam. Sizin de duygularınızı almak isteriz. Zafer'in Rengi filmi, hem Fenerbahçe'mizin tarihi, General Harrington Kupası aynı zamanda Kurt Kurtuluş mücadelesi, o yıllara bizleri bu akşam götürecek. Evet. Neler istediyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Yani bir kere Zafer'in Rengi her zaman sarı laciverttir. Çünkü Fenerbahçe tarihi zaferlerle doludur. Ben senaryoya biraz hakimim. Daha önceki şeyde bulundum. O olmadı. Bu Abdullah Bey çekti. Apo çekti, çok güzeldir eminim. Müthiş bir kastı var. Bence bu senenin en iyi filmi diyebilirim. Çünkü Fenerbahçe deyince biliyorsunuz Fenerbahçe direniştir, Fenerbahçe cumhuriyettir, Fenerbahçe Atatürk'tür. Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani onun için Fenerbahçe bu cumhuriyetin her döneminde, her yerde olduğu. Tabii ki böyle güzel bir filmle de taçlandırıldı. Ben çok mutluyum. İyi ki Fenerbahçeliyim. İyi ki Fenerbahçe'ye doğdum. Benim bütün ailem Fenerbahçeli. Zafer'in Rengi biraz Harrington Kupası filan Türk tarihinde yani çok önemli bir direnişin kupası. O kupanın bizim müzemizde olması çok büyük onur. Şeref, yani Fenerbahçeli bir taraftar olarak söylüyorum bunu. Sanatçı olarak da şöyle gururlanıyorum. Fenerbahçeli içinde, yani daha doğrusu bu ekranların önünde, bu filmlerin içinde, bu programların içinde bulunmak bir Fenerbahçeli olarak, sanatçı olarak çok büyük bir gurur, onurdur, şereftir. Yani eminim bizim Fenerbahçe'nin ikinci, üçüncü, dördüncü filmi olsun, herkes koşup gelip bu filmlerde oynamak ister. Bunlardan biri de benim tabii ki. Onun haricinde yani diğer takımın taraftarları, yani takım olarak söylersek taraftarlarının da gelmesi gereken bir film. Yani aslında Türkiye'deki her genç, yani 18 yaşının üstünde tarihini öğrenmek isteyen herkes bu filmi biraz seyretmek durumunda. Hele İstanbullular için çok önemli. Ben de doğma büyüme İstanbulluyum. O dönemden bu döneme neler değişmiş, nerelerden, yani şu formaların yukarıda baktım şeyine bakın. Evrimine bakın, evet. O bile size anlatıyor, her şeyi anlatıyor. Şimdi siz çok tecrübeli bir oyuncusunuz. Dönem filmlerinin her zaman ne kadar zor, daha meşakkatli tabii. Ve tabii ki daha özene ihtiyacı olan projeler olduğundan bahsediyoruz. Burada gerçekten o dönemki formalardan bahsettik, kramponlar, top. Yani gerçekten amatör kulüplerle, futbol kulüpleriyle iletişime geçilip 900'e yakın futbolcuyla görüşüldü. Yani orada oynayacak aslında yardımcı oyuncuların bile profesyonel olarak seçildiği, aslında Fenerbahçe'nin projesine ne kadar çok önem verildiğini de gösteriyor. Tabii. Siz kastan bahsettiniz, kas çok önemli. Çok proje, önemli. Makyaj, tabii ki dekor, plato, düzeni, her şey çok önemli. Her şeyin çok böyle özenli yapıldığını görüyoruz biz. Evet, bence şimdi ben genelde bu dönem filmlerinin hepsinde hemen hemen bulunmuşumdur. Yani kadrolu padişahlardan biriyimdir. Ondan sonra
Hani oradan yola çıkarak tabii ki böyle dönemsel filmlerin, tarihsel filmleri yönetmeninin zaten bir kere çok titiz olması gerekiyor ki Abdullah Oğuz Türkiye'ye mal olmuş. Türkiye'nin en önde gelen yönetmenlerinden biri ve buna çok danışman olması lazım. Biz tarihsel film çektiğimiz zaman, dönem filmi çektiğimiz zaman aman hata yapmayalım, gerçeği yansıtalım, neyse onu gösterelim mi çok iyi bilirim ben. Bir sürü danışmanla çalışılır. Çok meşakkatli bir yoldur. Kostümünün şurasında bile bir hata yapma ihtimaliniz yoktur. Olmaması da lazım. Eminim zaten ben afişe baktığım zaman içeride ne olacağını çok net bir şekilde biliyorum. Çok güzel platolar da muhtemelen çekildi. Ondan sonra yani İstanbul'un o eski hali bir an gözümün önüne geldi. Yani bizim gençliğimizdeki İstanbul. Yani çok duygulandım. Yani şimdi içeride de muhtemelen ağlayacağım. Yani hazırlıklı gidiyorum. Hazırlıklı gidiyorum yani. Onun için. Yine röportajımızda Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Uğur Dündar. Sayın Uğur Dündar dedi ki 100 yıl önce Harrington Kupası burada ellerde yükseldi. 100 yıl sonra yine buradayız ve hep birlikte buradayız dedi. Evet. Bu da çok güzel ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Yani o ben Atatürk Kültür Merkezi'nde yandıktan sonraki 3. Richard'ı burada oynamışımdır. Onun için bu mekan benim için çok nostaljik ve bu sahneye çıktığım için 2700 kişilikti. O zaman bilmiyorum şimdi nasıl şey yapıldı, restore edildi. Ayrıyeten de tekrar oraya girmek beni çok heyecanlandırıyor. Hele bir Fenerbahçe filmiyle girmek daha da heyecanlandırıyor. Bugün daha da özel bir hal alacak. Atatürk Kesinlikle. Kültür Merkezi sizin evet. için diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet ve Taksim'deyiz. İyi seyirler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Selen röportajlarımıza devam edeceğiz ama hemen bir kısa yine reklam arasına gidelim. Tabii reklamların ki. Ardından konuklarımızla onların film öncesi düşünce ve görüşleriyle yayınımızı sürdürüyor olacağız. Mondros'la terörist oldun. Savaşa, Konstantinopol'a mı devam ediyoruz? Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir. İstiklali için mücadele eder. İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut 7'den 70'e memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Gücümüz onlarla. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı sponsoru Petrol Ofisi. Fiat Doblo olmak kolay mı? Onca şeyi tek seferde taşı. Beklentileri yukarı taşı. İşi, gücü hep ileri taşı. Sevdiklerin için önem taşı. Karşınızda sınıfının öncüsü yeni Doblo, yine Doblo. Patates kızartması. Heyecan içinde. Çıtı tavuk da varmış. Lezzet içinde. Yağsız kızartıyor diyorsun yani. Hayır özelliğiyle. Sağlık içinde. Kutlamalar içinde. Oo, bizim aile kadar geniş. Ziyafetler içinde. Fit Fry teknolojisi şimdi bu fırının içinde. Homojen ısı dağılımı sayesinde arada karıştırmaya gerek kalmaz. Böylece ekstra enerji harcamaz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık kızartmalar yapmanızı sağlar. O bir fırında aradığınız her şeyden çok daha fazlası. Beko Fit Fry.
Otokoç ikinci elde endişeye yer yok. Koşulsuz iade ve güven var. Garantiler, uygun kredi, takas. Türkiye'nin her yerindeki şubelerimizde bol marka ve model seçeneklerimiz, ücretsiz ekspertiz ve online satışımız da var. Daha ne olsun Güven Bey? Hayırlı olsun efendim. Fırça. Aa! Hem de 199 bin liraya. Aa! Hemen tapu fırsatıyla. Yanlış duymadınız. Arsa ve Foça'da 199 bin lira peşinatla tapunuzu hemen alın. 24 aya varan vade imkanıyla rahat rahat ödeyin. Deniz manzaralı arsanızda villanızı yapmaya hemen başlayın. Acele edin. Sadece 50 adet parsel için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Hem arsa hem ev, arsa ve. Bütün ev işlerini halletmek için iki seçeneğiniz var. A. Temizlersin, pişirirsin, ütülersin ama yetişemezsin. Ya da B. Ko. Çünkü ev işlerini daha kolay halletmek için doğru seçenek o. Fit Fry'dan çok amaçlı pişiriciye. Otomatik çay ve filtre kahve makinesinden robot süpürge ve ütüye. Teknolojileriyle hayata zaman ayırmanızı sağlayan tüm seçenekler Beko Küçük Ev Aletleri ailesinde. Erkek işiydi. Seven bir kadını ne sabrını ne kudretini asla hafife alma Aylin. Sen aileni kaybetmek nedir bilir misin? Tek başına kalmak. Harp, herkesten bir şeyler götürür Bekar. Benden de beni aldı. Sen beni bulana kadar. Beni sevgilini kurtarana kadar. Makyaj ve kostüm tasarımlarıyla. Evet, Atatürk Kültür Merkezi'nden Zafer'in Rengi özel gala gecemizin yayınına devam ediyoruz. Yanımda benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Alaçı Öztürk Gidişoğlu benim ilkokul arkadaşım, artık sizler çok iyi biliyorsunuz. Ve sevgili eşi Sercan Gidişoğlu bizlerle beraber. Hoş geldiniz bu özel gecemize. Hoş bulduk. Çok hoş teşekkürler. Bulduk. Evet Sercan, bu önemli filmde senin de yerin var. İlk olarak o nedenle senden başlamak istiyorum. Sen çok iyi bir Fenerbahçelisin. Öyle. Ağlarsın, gülersin, her zaman takımının yanındasındır. Evet. Ve Zafer'in filmi renginde senin de olman gerektiğini tabii ki biz çok iyi biliyoruz ama senden dinleyelim, nasıl bir his senin için? Valla böyle bir film çekilirse ben de içinde olmak en çok isteyeceğim şey olurdu. Ufacık bir parça olarak bile içinde yer almak benim için bir onur gerçekten. Çok özel bir duygu ve çok mutlu hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum. Umarım herkes çok beğenir. Çok güzel bir film. Senaryosu muhteşem bir filmdi ve muhteşem bir film olduğunu tahmin ediyorum. Evet Alayça, sen de çok tecrübeli bir oyuncusun. Hem tiyatroda hem tabii ki sinemada hem dizilerde seni sıklıkla görüyoruz ama şimdi burada Fenerbahçe'nin de içinde olduğu bir projede Sercan'ı izlemek nasıl bir duygu olacak? Ben çok heyecanlıyım. Herkesten çok heyecanlı olabilirim. Çünkü işin içinde eşim var, Fenerbahçe var, Atatürk var, Cumhuriyet'in kuruluşu var. Yani kastında çok değerli oyuncular var. Ben inanılmaz heyecanlıyım. Yani kendim oynasam herhalde bu kadar heyecanlanmam. Çünkü eşimi de göreceğim. Bence sadece Fenerbahçe taraftarlarının değil, özellikle gençlerin, bütün Türkiye halkının ama özellikle gençlerin gitmesi gereken bir film. Sanki bana öyle geliyor. Özellikle milli mücadeleyi bilmek istiyorlarsa, milli mücadelede Fenerbahçe'nin yerini...
çok heyecan verici bir film olduğunu tahmin ediyorum. Çok haklısın. Gerçekten izleyenler çok heyecanlanıyor. Biz Barış'la söylüyoruz. Biz daha izlemedik. Bu geceye bıraktık. O heyecanımızı bu akşam yaşamak istedik ama dönem filmlerinin hep zorluğundan ama tabii ki tarihe nasıl böyle önemli şekilde kalacağından bahsediyoruz. Olayca da gençlere parantez açtı. Sizce bu açıdan da tabii ki çok önem arz ettiğini de söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Sercan sen ne söylersin? Yani tabii ayrıca bir yandan baktığınızda bir prodüksiyon olarak da o dönemi böyle kaliteli yansıtmak, şimdi ben birkaç gün tabii sette içinde bulununca görüyorsunuz. Yani yüzlerce insan, binlerce kıyafet, o dönemin şeyine göre birebir yapılmış biliyorsunuz. Televizyonlarda burada Abdullah Oğuz da açıkladı, başkanımız da, o zamanki kulüp binamıza kadar birebir her şey inşa edildi. Bu çok büyük bir emek ve yani çok büyük bir prodüksiyon. Gerçekten bizim sinemamız için de ayrı bir yeri var bu filmin. Olacak. Dolayısıyla gençlerin de, tüm seyircilerin, bence Türk sinemasını seven insanların takımdan bağımsız bu filmi kaçırmaması lazım. Fenerbahçelilerin ne ayrı bir gururu olur bu filmi izlerken yani. Kesinlikle. Rolünden de çok kısa bahsedebilir misin? Benim küçücük bir Fransız, ben bir Fransız oynuyorum. Bir Fransızca oynuyorum yani Türk sineması filminde ama benim için de ilginç bir deneyim oldu. Sevgili Kubilay'la birlikte sahnemiz. Spoiler vermeyeyim ama bir yerde işleri düşüyor bir Fransız tüccara. Ve orada da benim bir kilit sahnem var. Çok kilit. Evet, çok spoiler vermeyelim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık gerçekten. Değerli konuklarımıza da teşekkür edelim. Samimi röportajlarımız devam ederken bizim için çok özel bir ismi Bozkurt abimizi buraya alalım. Bozkurt, buyurun lütfen. Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsın? Ne kadar heyecanlısın? Önce onu sormak istiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü yani belki daha önce dile getirilmiştir. Fenerbahçe Taksim'de bu kupayı kazanmış ve o kupa şu anda yukarıda. Evet. Yani General Harrington Kupası'nı Taksim'de kazanmışız 1923'te. O kupa şu anda burada, çok heyecanlıyım. Filmi dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe'nin, yani çok sevdiğimiz bir Fenerbahçeli abimiz vardı. Yakın zamanda kaybettiğimiz Berkant amca. Berkant belli sanki. Onun babası da o dönemde futbol oynamış. Cepheye gitmiş gelmiş. Demir Ethem. Ethem Bellisen. Onun bir sözü var Berkant amcanın. Ya Fenerbahçe sadece bir futbol takımının aldığı neticeler değildir diye. İşte bu kupa öyle bir mirası anlatan, bir futbol takımı olmadığı, sadece bir futbol takımı olmadığı, 1920'lerde 30'larda Fenerbahçe'yi sevdalanan insanların, salt Fenerbahçe'nin aldığı skorlardan, oynadığı futboldan dolayı değil, bu kadar halka esir bir kente moral verdiği için Fenerbahçe'ye gönülden bağlandıklarını anlatır. Mustafa Kemal'in Fenerbahçe'ye bağlılığı bundandır. O dönemdeki bütün devlet büyüklerinin bağlılığı bundandır. Bugün onun bir filmini seyredeceğimiz için, bunun kitabını okuduk mu? Evet. Evet. Tarihte okuduk mu? Evet. Ama bir filmini izleyeceğimiz için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. O sahnelerin gözümüzde canlanması, çok özür dilerim Barış'cığım, çok önemli değil mi? Çünkü biz bazı şeyleri hayal ederiz. İşte tarih kitaplarımızda okuduğumuzda bizi etkileyen böyle olayları gözümüzde canlandırırız. Acaba nasıl olmuştur diye. Ya da böyle dönem filmlerinden işte çok etkilenmemizin sebebi de o dönemde yaşayamamış olmamız. Bazıların ruhu böyle geçmişe daha yakındır. Doğru. Kendini çok yakın hissederler. Şimdi biz Fenerbahçeli olduğumuz için böyle bunu söylerken bile gerçekten tüylerim diken diken oluyor. O anı yaşamayı, okuduğumuzu, tarihimizde yazanı, işte o mazimizde bir tarih yatar diyoruz ya, o anı böyle dolu dolu canlı canlı gözümüzün önünde görmek bizi galiba çok heyecanlandırıyor Bozkurt abicim. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel özetledin. Yani o dönemin fotoğrafları bile çok az. Evet. Yani fotoğrafları bile kafamızda canlandırıyoruz, hayal ediyoruz. Şimdi filmini seyredeceğiz. Onun için yani o anlar gözümüzde bir şeyler var, hayallerimizde var. Bakalım filmde nasıl olacak? Evet. Ben izlemedim henüz filmi. İzlemedim. Şimdi ilk defa izleyeceğim. Biz de büyük ve heyecanla filmi bekliyorum onun için. Çok heyecanlıyız gerçekten. Evet. Umarım tabii ki dönüşünde de röportajlarımız olacak. Siz zaten biraz önce Ateş abimiz de buradaydı. Tam Sapires'te yorumlarını bol bol yapacaksınız. Bizler de sizi dinleyeceğiz. Bizden direkt söz isteyerek başladı o da cümlelerini. Öyle mi? Evet. Ne dedi? Niçin söz istedi? Filmi izledikten sonra da benimle röportaj yapmak istemeyin dedi. Neden dedi? Çünkü ben çok duygusal bir insanım. Gözyaşlarıma hakim olamayacağım. Buradan ayrılırken de muhtemelen ağlayarak gideceğim dedi. Ateş abiyle bazen programlarda ben Ateş abinin gözlerinin dolduğunu hissederim. Hemen sözü alırım.
öyle bazı konularda çok hemen gözleri dolar, ben biliyorum. Onun için o röportajı önden yapmış, doğrusunu yapmış. Buradan da Ateş abiyi görürüm, sevgilerimi iletiyorum. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, iyi seyirler. Çok... Ben Arif Pişkin'i gördüm ama şu anda tabii ki burada yoğun bir kalabalık var. Çünkü Sayın Başkanımız salona giriş yaptı. Evet, tabii ki fotoğraf çektirmek isteyenler yoğun bir ilgi gösteriyor Sayın Başkanımıza. Arif Pişkin bizlerle birlikte. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz, teşekkürler. Siz İyi yayınlar olun. Dilerim öncelikle. Gayet iyiyim. Çok mersi. Teşekkür ederim. Evet, sizi tabii ki biz çok seviyoruz Fenerbahçeliler olarak. Fenerbahçe ekranlarında da gördüklerinde taraftarlarımızın geri dönüşler muhteşem oldu. Ay, ne güzel, çok sevindim. Bir Fenerbahçe projesi. Siz evet. Burada Galip Bey'in babasını oynuyorsunuz. Aynen. Çok önemli bir rol. Nasıl geçti? Tabii ki muhteşem bir platoda, muhteşem evet. Bir kas ekibiyle evet. Ve muhteşem bir yönetmenle çalıştınız. Nasıldı sizin için? Yani hani benim için tabii ki hani inanılmaz bir deneyim. Çünkü hani günümüz değil, bundan 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve hani o anı yaşayabilmek de çok güzeldi hepimiz için. Yani hani Taksim Stadı'nın yapılmış olması, hani oradaki ortam, hani onu da geçtim. Galip'in evi, yani babasıyla evet. Birlikte askerden geldiği zaman ki hani şimdi şey vermeyeyim de ilk sahne mesela, hı hı. Ondan sonra hepimizi böyle çekerken bile duygusallaştıran, hani tüylerini diken diken eden bir şeydi. Çünkü ben hani senaryoyu ilk okuduğum andan itibaren dedim ki evet, yani hani güzel. İnanılmaz güzel. Çünkü hani şöyle bir güzelliği var bana soracak olursanız. Bir kuruluş hikayesini seyredeceğiz. Hani birazdan ben de mesela hiç seyretmedik tabii, oyunculara seyrettirmiyor, basına seyrettirdiler ama bize seyrettirmediler. Ben de ilk defa bu akşam seyredeceğim ama hani çekimler sırasında böyle gizli gizli izleme fırsatı. Onlar başka. Onlar başka, hani şeyde monitörde tabii ki hani kaçak kaçak bizim de seyrettiğimiz sahneler olmadı değil ama şimdi bu bambaşka bir şey tabii. Yani hani nasıl birleştiğin, hangi nasıl müzikler kullanıldı, yüksek olasılıkla inanılmaz bir şeyle karşılaşacağız. Hani çünkü senaryoyu bildiğim için söylüyorum bunu ve bazı çekimlerde de tabii orada olduğum için çok heyecanlıyım ya, bilmiyorum. Biz de çok heyecanlıyız. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Biz de filmi izlemedik. Biz de sadece fragmanları gördük. Başkanımızla yöneticilerimiz platoyu ziyaret ettiğinde evet, oradaki evet. Atmosferi evet. Görme şansımız oldu. İnanın biz de hiçbir şey bilmiyoruz ve gerçekten çok heyecanlıyız. Ya hepimiz öyle şimdi. Hani bakalım, umarım izleyeni de fazla olur. Hani gişesi evet, de fazla önemli. Olur. Çünkü yani hani burada sadece küçücük bir şey söylemek istiyorum. Hani bunu böyle bir fanatizm yapmayalım gerçekten. Yani çok hani bu bir Fenerbahçe filmi değil her şeyin ötesinde. Evet, Fenerbahçe'yi anlatıyor ama esas Cumhuriyetimizin 100. yılında nasıl kurulduğumuzu, o mücadelenin nasıl başladığını anlatıyor. Eğer ki burada tüylerimiz diken diken olmayacaksa nerede olacak? Çok haklısınız. Yani hani bir parça böyle bakmak gerekiyor bence, bilmiyorum. Biraz daha geniş bir çerçeveden. Bence de kesinlikle, yani Cumhuriyet olarak bakmak gerekiyor. Hani ben öyle bakıyorum en azından. Hani bir Fenerbahçeli olmak başka bir şey. Ama Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu göstermek, onu gösteriyor birazcık. Birazcık değil, tamamen onu anlatıyor evet. Esasında. Fenerbahçeli sporcuların sahaya çıkıp ortaya koydukları mücadelenin bir benzerini aslında siz yaşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. aynen öyle gerçekten. Hani şu anda hem o heyecan var, yani hani bambaşka bir şey başlayacak ve aha ne olacağını ben... Enteresan gerçekten. Evet aynısı ya, doğrusunuz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık diyelim. İyi seyirler. Gerçekten hepimiz aynı heyecanı yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. Çok teşekkürler dilerim. Çok teşekkür ederiz. Evet, o keyifli güzel röportajlarımıza devam ediyoruz. Nesin Sipahi'yi görüyorum ben gerçekten. Evet. Yaşayan efsane. Şu anda onu almak istiyorum yayına. Buyurun lütfen. Evet, hemen buyurun. Kendilerini davet edelim, alalım. Gerçekten muhteşem isimler bugün. Hoş geldiniz. Bizlerle çok değerli, çok kıymetli isimler. Buyursunlar efendim. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Çok evet. Önemli bir gecedeyiz. Sizi tabii ki hepimiz çok seviyoruz. Böyle bir gecede aramızda görmekten dolayı da gerçekten çok büyük onur ve gurur duyduk. Fenerbahçe'nin bir gecesindeyiz ama tabii ki Türk milleti için de çok önemli anların olduğu bir projenin içindeyiz aslında. Hepimiz bu akşam bu filmi izleyeceğiz. Duygularınızı almak isteriz. Evet, ben de heyecanlıyım sizin gibi. 100. yılda, Cumhuriyet'in 100. yılında gönül ister
Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını. Ya o heyecandayım. Geçen hafta biraz bozuldum. Yani beteri var dedim. Buna şükret dedim. İnşallah daha kalan maçları kazanarak. İnşallah evet. Onu diyorum. Bugün de burada çok güzel bir atmosfer, çok evet. Güzel bir ortam ve bambaşka bir heyecan var. Çok güzel. Evet, Fenerbahçe'nin ışığı bu. Evet, harikasınız. Fenerbahçe'nin ışığı. Fener'in ışığı. Evet, Fener'in ışığı. Sizin de duygularınız alın. Tabii, öncelikle hani bilmeyen, haberdar olmayan izleyicilerimiz için söyleyeyim. Nesrin Hanım 1970'te biliyorsunuz Yaşa Fenerbahçe Marşı'nı okumuştu. O yüzden özellikle hani bizler için Fenerbahçe'nin her zaman durumu, performansı bizler için de çok önemli. Bu filmi biz de heyecanla bekliyorduk, çok merak ediyoruz. Nesrin Hanım'la da yeni bir düet çalışması yaptık. Nesrin Hanım bunca yıl sonra ilk kez bir şarkıyı stüdyoda seslendirdi. Kaç yıl sonra Nesrin Hanım? 70 olmuştur. Yok 70. Yaşa Fenerbahçe 70 yıl olmuş. 70'de olay benim. Yani daha kaç yıldır stüdyoya girmiyordunuz? Stüdyoya girmediğim 30 sene oldu. 30 sene sonra ilk kez stüdyoya girdik ve beraber bir şarkıyı okuduk. İnşallah yakında onu da Fenerbahçe izleyicilerine, dinleyicilerine ulaştıracağız kanalınızda. Onun da sürprizini vermiş olalım şimdiden evet. O zaman. Evet, evet. Şimdiden haberini veriyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla, heyecanla bekliyoruz. Biz de öyle. Herkese iyi seyirler. Çok teşekkür ediyoruz size. De çok iyi seyirler. Çok iyi akşamlar. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, önemli isimlerimizi biz teşekkür ediyoruz. Burada ağırlamaya devam ediyoruz. Hem size ekranlarınızın başında tabii ki gelen konuklarımızı görüyorsunuz. Biz de röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Şimdi Zeki Rıza Sporel'in torunu. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Naz Sporel bizlerle birlikte. Hasan Kamil Sporel'in torunu. Bizlerle birliktesiniz bu önemli gecede. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Hoş bulduk. Evet, sarı lacivert bir afişin önündeyiz. Çok önemli isimler ve tabii ki burada Fenerbahçe tarihiyle birlikte Türk milleti için de çok önemli bir hikaye yatıyor. Biz hep birlikte bu hikayeyi bu akşam izleyeceğiz. Canlı canlı tabii ki hafızalarımızda böyle olan hikayeleri göreceğiz. Sizin için nasıl bir gece? Ben çok duyguluyum. Dedemi böyle bir projenin içinde bulunduğum için dedemden dolayı çok mutluyum yani gerçekten ve gururluyum yani çok gururluyum. Güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Heyecanla bekliyorum. İzleyeceğim. Duyduklarım çok güzel olduğunu bana. Onu soracaktım size. Evet. Yani, neler duyduk, neler öğrendik şu ana kadar filmle ilgili? Çok duygusal bir yanı olduğunu, çok güzel olduğunu, harika bir prodüksiyon ve güzel bir film olduğunu, Fenerbahçe'nin çok güzel geçmişinin, tarihinin anlatıldığını bize anlattılar. Ben de inanıyorum öyle olduğuna. Evet, sizin için tabii farklı bir anlamı da vardır. Tabii, çünkü bu tarihi yazan isimlerden onların devamı olmak, bugün burada olmak ayrı bir heyecan ve duygu katıyordur. Aynen öyle. Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok merak. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. Ağzınıza sağlık diyelim. Evet, gerçekten Kamil Rıza Sporel'in torunu Naz Sporel bizlerle birlikteydi. İnanılmaz bir yoğunluk var burada gerçekten. Kameralara da yansıyordur. Konuklarımız gelmeye devam ediyor. Saatlerimiz 19.30. Ve tabii ki biz de konuklarımızı burada ağırlamaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hemen böyle aramızı alalım. Da geçeyim. Heyecanlıyız. Tabii ki. Değil mi? Tabii Fenerbahçe'nin tarihinde çok önemli bir yer tutan Harrington Kupası'nın hikayesini dinlemeye geldik. Ve tabii ki heyecanlıyız. Film içinde çok güzel yorumlar var. Özellikle yapımcı ve yönetmen ve oyuncular tarafından. Umarım çok güzel film izleyeceğimizi düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorduk aslında. Yani aynen. İlk günden bu yana böyle bir tarih filminin, Fenerbahçe'mizin tarihinin anlatıldığı, içinde böyle çok güzel işlendiği bir filmi bekliyorduk. Ve bu süreç başladığı andan itibaren de işte bizler de yeri geldiğinde TV'de, yeri geldiğinde sokakta hep bunu konuştuk, bunun heyecanını yaşadık. O süreci hep birlikte yaşadık ve artık sona geldik. O heyecan da bir farklıydı değil mi bizler için? Ya tabii kesinlikle. Şimdi burada çok ciddi bir emek var. Aynı zamanda hikayesi harika. 1913-23 yıllar arasında özellikle Fenerbahçe'ne dahil olduğu süreçten bahsediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadele ve orada Fenerbahçe'nin sporla, hatta
bakıldığında bilinmeyen desteğiyle ve daha sonra sahada verdiği mücadeleyle aldığı harika bir kupa var. Bu her ne kadar çoğu genç tarafından, genç nesil tarafından bilinmese de biz bunu hep okuyorduk daha doğrusu yaşımız itibariyle, ama şu anda artık izleme şansları var. Ve filmle ilgili dediğim gibi yorumlar, tekrar ediyorum, harikaymış. Ya çok gururluyuz böyle bir sürecin içinde olduğumuz için. Ben de ilk izleyenlerden biri olacağım için çok mutluyum. Herkesin izlemesi tavsiye ediyoruz. Zaten çok ciddi organizasyonlar var. Bugün buraya çocuklarım da gelmek çok istedi ama ben onları ayrıca kendim götüreceğim. Tek beraber de onlarla izleyeceğiz. Yani yine Fenerbahçe için çok önemli günlerden bir tanesi. Bir süre tribünlerle birlikte sinema salonlarında da Fenerbahçe'mizin heyecanını yaşamayı sürdüreceğiz yani. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, sadece tribün dersek yanlış olur. Biz bunu sokakta, tribünde, sinema salonlarında, salonlarda, her yerde devam ediyoruz. Güncel durumlara bakmadan devam ediyoruz. O yüzden umarım bu film gereken gişeyi bulur ki bulacağına inanıyorum. Ve senin sonunda takımımız şampiyon olarak bu filmle beraber daha önemli bir hatıra bırakır hepimizin akıllarında diye düşünüyorum. Çok kısa bir soruyla daha devam etmek istiyorum. Tabii hep hani az önce sizin de söylediğiniz gibi dinledik, okuduk. Şimdi bunu biraz daha izleyerek sanki içine gireceğiz gibi. Bu da ayrı bir heyecan yaratıyor değil mi? Ya tabii ki şimdi gerçek olaylardan esinlenerek filmin yapılması, oyuncuların özellikle, yani şimdi kimseyi kayırmak istemiyorum ya da ayırmak istemiyorum ama tabii işlerine bir tanesi var ki hepimiz Fenerbahçeli'ne hayranız, Necat İşler. Yani onu büyük keyifle bekliyorum. Yani burada diğer oyuncuları kesinlikle küçümsemek ya da başka bir şekilde yorumlamak değil amacım, ama şimdi kendisinin bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe tribünden yetişmiş biri olarak bizdeki yeri çok başka. Onun da bu filme yer almasından dolayı çok mutluyuz. Keyifle bekliyorum filmi, açık konuşmak gerekirse. Heyecanlıyız. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Evet, gerçekten muhteşem bir atmosfer. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Fenerbahçe'mizin tarihinin anlatıldığı, General Harrington Kupası'nın hikayesinin muhteşem bir şekilde işlendiği Zafer'in Rengi filminin galası saat 20.30'da gerçekleşecek ve artık dakikalar kaldı diyebiliriz Selen, galanın başlamasına. Dolayısıyla o heyecanımız der geçen dakika artıyor. İçerideki yoğunluk artıyor ve muhteşem bir atmosfer var. Ben bu kadar kalabalık olacağını hayal etmiyordum. Ben de ve birçok isim görüyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum. Arada bir böyle gidiyorum ki yakalamak için. Hem çok kalabalık hem tabii ki birbirlerini gören kişiler var. Bir şekilde tabii ki sohbet etme imkanının da olabildiği bir alan var şu anda. Ve tabii ki konu Fenerbahçe olunca sohbet bitmez biliyorsun yani. Tabii tabii, kesinlikle. Süper. Konuklarımız da sağ olsunlar, ayaklarına sağlık. Buraya geliyorlar ve bizlerle birlikte o duygularını, düşüncelerini de tabii ki ekranları başında, şu an burada olamayan ama eminim ki yarın itibariyle salonlarda yerlerini alarak bu muhteşem filmin heyecanını, atmosferini ve o duygusunu yaşayacak çok fazla taraftarımız ekranları başında şimdi buradaki atmosferden onu yaşamaya başladılar. Bizler tabii ki röportajlarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Başkanımız Sayın Ali Koç ailesiyle birlikte burada yönetim kurulu üyelerimiz gelmeyi sürdürüyorlar. Evet. Yine tabii ki röportajlarımızı da gerçekleştireceğiz. Bakalım. İnanılmaz röportaj sırası oluşuyor olabilir şu anda. Evet. Yönetim kurulumuz Can Gebetaş. Onu alacak ama hemen öncesinde İrfan Can Kahveci ve eşiyle buraya doğru geliyorlar. Harika. Evet, sadece İrfan Can geldi. İrfan Can. Hoş geldiniz. Hoş geldin. İyiyim, siz? Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim ve heyecanlıyım. Teşekkürler, evet. Bugün de bir aradayız. Gerçekten muhteşem bir atmosfer. Fenerbahçe ailesi bir arada. Zafer'in Rengi filminin galası için buradayız. Senin de duygularını almak istiyoruz. Ya tabii izlemek için çok sabırsızlanıyorum. Çok özel oyuncular var filmde. Hem ülkemizin hem Fenerbahçe tarihinin en önemli anlarından birini anlatıyor. Onun için daha da heyecanlıyım. Eminim ki takımdan yine seninle birlikte gelecek isimler vardır ve öncesinde konuşulan bir konuydu bu. Takım içerisinde nasıl bir etki, nasıl bir hava yarattı, hemen onu da senden öğrenmek istiyorum. Zaten her hafta maçlardan önce giyiyorduk. Güzel bir etki yarattı.
Yani heyecanlıyız hepimiz. Zaten tarihe vakıfız zaten. Ama bunu özel oyuncuların önderliğinde izlemek daha güzel olacak. Sabırsızlanıyoruz dediğim gibi. Evet, sabırsızlanıyoruz. Selam. Hocam şimdi çok tabii ki genç bir jenerasyon var önümüzde. Sen de şimdi bir çocuk yetiştiriyorsun. Bu tabii ki projenin tarihe kalacak olması da çok önemli. Biz hiçbir zaman değerlerimizi kaybetmememiz gerektiğini konuşuyoruz ama bu yeni nesil teknolojiyle birlikte tabii ki bazı şeylerin de kaybolma maalesef durumu söz konusu. Bu film tabii ki tarihteki yerini alacak ama özellikle gençler ve sporcular, takip eden seni çok isim var. Gerçekten senin gibi olmak isteyenler, Fenerbahçe'de oynamak isteyenler, onların bu filmi izlemesi gerektiğini biz söylüyoruz. Senin mesajın tabii ki çok daha anlamlı, önemli ve yerine ulaşacak olabilir. O yüzden bu anlamda cümlelerini rica ediyoruz. Ya tabii eskisi gibi değil. Biraz internet işin içine girdiği için çocuklar da daha çok oyun oynamayı tercih ediyorlar. O yüzden eskiden biz sokaklarda sabahtan akşama kadar top oynardık, topun peşinde koşardık. Annemiz babamız zor alırdı bizi sokaklardan. İnşallah şimdiki gelecekte gelen gençler de tabii ki de interneti kullanmak hepimizin bir alışkanlığı oldu ama sokak alışkanlığını da bırakmamız gerekiyor. Ben tabii ki çocuklarımı öyle büyütmeyi umut ediyorum. Keşke. İnşallah. Keşke diyoruz. Sen de merak ettim şimdi. Akşam ezanına kadar top oynayan çocuklardan mıydın? Ben onu bile geçiyordum. Yani çağırıyorlar mıydı seni evden? İrfan Can eve diye çağırıyorlar mıydı? Çağırıyorlardı, beni bulamıyorlardı bazen. O yüzden inşallah yani... Tabii ki herkes sevdiği işi yapsın ama biz sokakta öğrendik futbolu ve inanın şu zamanlar o zamanlar aldığı keyfi alamıyorum ben. Sokakta oynarken daha keyifli futbol. O yüzden profesyonel olmak isteyen, futbolcu olmak isteyen çocuklara da sokakta futbol oynamalarını tavsiye ederim. Özellikle annelerin, babaların sürekli top oynayan çocuklara tamam artık bırak pat pat başım ağrıyor ki ben de bu cümleleri kullanan bir anneyim demeyelim mi böyle? Bırakalım oynasınlar. Demeyelim, ben vallahi çoraplarla falan oynuyordum evde. Annemin askerliğini yemedim. O yüzden demeyelim. Ay, oynasın bırakalım. Terliğini yemedim. Tabii. Aynen. O yüzden gerçi ben çok fazla kırmıyordum. Hep hedefi vuruyordum ama yani evet ondan şüphe yok zaten. Hala öyle. Teşekkür ederim. Ya dediğim gibi demeyelim çocuklarımıza. Onlar bizim geleceğimiz. İnşallah hepsi için güzel bir gelecek olsun. Çok teşekkür ediyoruz İrfan. Çok teşekkürler. İyi seyirler diliyoruz. Hoşçakal. Çok sağ olun. İyi seyirler. Evet değerli izleyenler, röportajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Röportajlarımız devam edecek ama Özgür Özacar'ı gördüm şu anda. Bize doğru geliyor. Tamam. Buyurun lütfen. Reklama gitmeyelim o zaman. Hemen böyle röportajla devam pardon. Edelim. Pardon. Hemen röportajlar arka arkaya devam etsin diye. Buyurun lütfen Özge. Hoş geldin. Sarılalım. İyi, çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İyi yayınlar diliyorum karşılıklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Seni ne kadar çok görüyoruz ve o kadar mutluyuz ki. Ben Bursa Bülbülü'nü 3 kere izlemiş olabilirim. Canımsın. Yine izlerim. Yolda şarkılarını dinliyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Biliyorsun. Reklamlarda görmek, işte böyle birçok projede seni görmek beni çok mutlu ediyor. Yolun açık olsun. İnşallah. Bu akşam çok önemli bir projeyi hep birlikte izleyeceğiz. Zafer'in Rengi filminin galasındayız. Duygularını isteriz almak. Yani şöyle söyleyeyim. Yani seni çok ayrı seviyorum ben de. Pandemi zamanında mekan bağımsız dedik. Hiçbir şey bize ve Fenerbahçe aşkımıza engel olamaz dedik. Ve evimizden Zoom bağlantısı yaparak yine Fenerbahçelilerle buluşmuştuk, hatırlarsın. O yüzden senin de bende yarın her zamanki çok ayrı. Filmimizle ilgili söyleyeceklerim, yani çok büyük bir Fenerbahçeliyim. Kalbi bir sarı lacivert, akan hatta akanı diyebilirim. O yüzden bugün hem tarihimiz için hem futbolumuz hem Fenerbahçemiz için çok kıymetli bir hikayeyi ekranlarda izleyecek olduğum için çok heyecanlıyım ben de. Gerçekten çok önemli bir proje. Sen tabii ki tecrübeli bir oyuncu olarak işte bunun dönem filmi olmasına, kastın bu kadar önemli olmasına, işte makyaj için çok önemli bir ekibin getirtilmiş olmasına, bu gibi konuların bu kadar detaylı tabii ki işlenmesine de farklı bir bakışla bakarsın diye düşünüyorum. O anlamda neler söylersin? Film çekmek, hikaye anlatmak çok büyük emek isteyen şeyler. Hele dönem işleri yaptığınız zaman sadece estetik olarak şık olmasının yanı sıra bir sorumluluk taşıyorsunuz aslında. O dönemi bütün özellikleriyle, imkanlarıyla
imkanlarıyla izleyene en güzel, en etkili şekilde yansıtabilmek için. Bu yüzden hem kamera önü hem kamera arkasında sadece çekim zamanı ve yayını değil, öncesinde çok büyük bir hazırlık süreci oluyor. O yüzden eminim harika bir iş izleyeceğimize. Ellerine sağlık tüm ekibin şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle seni her projede ekranda görmek istiyoruz Özge. Çok seviyoruz sizi. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi seyirler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, o zaman özel önemli isimlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Burası inanılmaz kalabalık. Evet. Barış, ben şöyle bir arkamı döndüm, baktım da çok da heyecanlandım. Ekstra biz burada tabii ki röportajlarımızı yapmaya devam ederken, konuşurken ara mı vermemiz gerekiyor? Kısa bir reklam arası verelim, yine devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir ara. Mondros'la terhis oldun. Savaş'a, Konstantinopol'a mı devam ediyoruz? Bu şehrin adı İstanbul. Bu topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir. İstiklali için mücadele eder. İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut 7'den 70'e memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Buyurun. Ben de var, teşekkürler. Yaptığımız bazı tercihler geleceğimizi değiştirir. Şimdi Yapı Kredi Step'le tercihlerimiz Step puan kazandırıyor. Mesela basılı fiş yerine e-bilgi fişi tercih edin, siz de Step puan kazanın. Kazandığınız Step puanları geleceğimiz için bağışa dönüştürün. Daha iyi bir geleceğe adım atmak için sürdürülebilir tercih programı, kısaca Step, Yapı Kredi Mobil'de. Yapı Kredi Step. %100 elektrikli 500e, ister %0 faizli avantajlı kredi teklifi, ister ev tipi modiki şarj kablosu hediyesiyle. Arçelik'le mutfağınızın havası değişiyor. Kütüphane kadar sessiz 38 desibel minimum ses seviyesiyle maksimum performans sunan mutfakların sessiz yardımcısı Arçelik Fibona Davlumbaz, Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Fenerbahçeli Fenersel'den başkasını tanımaz. Fenersel'le konuşur, coşkusunu Fenersel'le paylaşır. Sarı lacivert aşkıyla Fenerbahçe diye haykırır. Her yerde Fenerbahçe, her cepte Fenersel. Hayatta kimi akımı takip eder, kimi alternatif akımı. Alternatif akım seni seyirci koltuğundan alır, sahneye çıkarır. Sınırlara değil, ötesine taşır. Bugünü değil, yarını yaşatır. %100 elektrikli Ford Mustang Mach-E. Alternatif akım. Ben istemez miyim şirket araçlarının yakıt takibini cepten yapabileyim? Fatura biriktirmeden akaryakıt giderlerini öğrenebileyim. Araca tanıma cihazı taktırmadan dilediğim yerden yakıt alabileyim. Taahhütsüz, evraksız, anında Opet'le olabileyim. Otobilim. Otobilim. Bravo. Gidebilirim. Dönebilirim. Çözebilirim, gösterebilirim. Şimdi açabilirim. Araç tanıma ve yakıt takip sisteminde aradığınız özgürlük Otobilim. Uygulamayı indirin, dakikalar içinde şirket araçlarınızı tanımlayın, yakıt alımına başlayın. Efendiler, milli hudutlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Bizim futbolla kime
ne gibi bir faydamız dokunabilir ki? Bu maçların gayesini biliyorsunuz. Vakit, birlik olma vaktidir. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Zafer benimdir diyebilenin, muvaffak olacağım diye başlayabilenindir. Yeniden merhabalar değerli izleyenler. Reklamların ardından sizlerle birlikteyiz. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe'mizin hikayesinin anlatıldığı, General Harrington Kupası'nın zaferinin perdeye aktarıldığı Zaferin Rengi filminin galası için bu akşam bir aradayız. Ve bu güzel yayınla, bu duygu dolu yayınla sizlerle birlikteyiz. Buradaki heyecanı, atmosferi de aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki röportajlarımız devam ediyor. Konuklarımızla ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Can Gebetaş bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bu akşam iyi akşamlar. Gerçekten duyguların çok farklı olduğu, çok yoğun olduğu, çok güzel olduğu, hepimizin çok heyecanlı olduğu bir akşam yaşıyoruz. Yani Zafer'in Rengi filminin galası için bir aradayız. Duygularınız nelerdir? Neler aktarmak istersiniz? Evet, yani aslında film adına, bu akşam adına söylenebilecek her şeyi söyleyerek cümleye başladınız. Duygularımızı aktarmak adına da bize çok söyleyecek de bir şey bırakmadınız. Kuşkusuz Fenerbahçe tarihinin en değerli, en önemli kupalarından bir tanesi General Harrington Kupası. Ve bu bir dönem filmi olması açısından ve özellikle General Harrington Kupası'nın da süreçlerini anlatması açısından çok çok önemli. Ben hep genç yaşlarımda General Harrington Kupası'nın hikayesini okurken bunun bir filminin olmasını o kadar çok arzu etmiştim ki her zaman da kafamda keşke bir filmi olsa, keşke bir filmi olsa dedim. Bugünlere nasipmiş. Allah Fenerbahçe yönetiminde görev aldığımız dönemde böyle bir filmi Türkiye ile buluşturmayı bizlere nasip etti. Bu sebeple de gururluyuz, mutluyuz. Dediğimiz gibi çok önemli, çok özel bir çalışma oldu. Fenerbahçe tarihinin bir bölümünü anlatıyor olsa da hem Fenerbahçelilikle gurur duyacağımız bir dönem filmi ama onun da ötesinde aslında Türk olmakla, milli mücadele döneminde ülkemizde o dönem atalarımızın, dedelerimizin verdiği mücadeleyi de bir kez daha bu vesileyle gözler önüne sermekle sermeyi gösteren çok önemli bir yapıt. Dolayısıyla mutluyuz, gururluyuz. Hep söylüyorum filmin sonunda iyi ki Fenerbahçeliyim diyeceğimiz bir film ama onun da ötesinde iyi ki Türk'üz. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir ulu öndere sahibiz diyebileceğimiz bir film oldu. Yayında, yapımda emeği geçen sanatçılardan sponsorlara çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi aslında gençlikten beri hayalim olan bir projenin bugün yaşama geçmiş olmasını görmek büyük gurur ve mutluluk bizim açımızdan. Evet, tabii bu süreci de çok iyi bilen birisiniz. Zaman zaman sette gittiniz, ziyaret ettiniz çekimlerde ve o noktada en ince ayrıntının düşünüldüğü, atlanmadan sürecin ilerlemesi gerektiği anlamında hem kulübümüz olarak sizler hem de tabii ki yönetmen ve ekibi de bu anlamda tüm emeğini ortaya koydu. Bunu da yani an be an aslında şahit olduğunuz değil mi sürece? Evet, titizlikle çalışıldı. Birazdan yayına film senaryo danışmanımız Vahdettin Bey var. Vahdettin hocamız, onu da alacaksınız. O bu sorularınızın detaylarını kendisi size aktaracaktır ama dediğiniz gibi zaten aslında Türkiye'de bir dönem filmi yapmak çok iddialı bir iştir. Dönem filmleri genellikle iddialıdır. Çünkü filmi çekeceğiniz mekandan tutun, giyeceğiniz kıyafetlere, konuşacağınız kelimelere kadar özenle çalışmak zorunda olduğunuz bir dönemdir. Yani o günün Türkçesini kullanmak zorundasınız. O günün kıyafetleriyle sizin kıyafetlerinizin birebir örtüşmesi önemli. Dönem filmlerinde özellikle mekanın o dönemi yansıtması, o ruhu seyirciye ilk etapta, ilk adımda verebilmesi çok önemli. Ama bütün süreçleriyle senaryonun yazımından tutun,
mekanın tasarlanmasına ve ardından tüm oyuncuların ortaya koyduğu performansa bakıldığında bence mükemmel bir iş ortaya çıktı. Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Yani bu aslında sadece vizyonda kalacağı dönemden ibaret bir film gibi görmemek lazım. Bu aslında Fenerbahçe'nin kurumsal hafızasına birebir işleyecek. 20 yıl sonra bile herhangi bir Fenerbahçeli'nin, belki şu anda henüz doğmamış, aramızda olmayacak bir Fenerbahçeli'nin açıp izleyerek Fenerbahçe'nin tarihiyle gurur duyabileceği bir film olacak. Hem ilk olması açısından önemli, hem de tarihe bıraktığı not ve anekdotlar açısından çok önemli. Dediğim gibi bu salt bir sadece vizyona işte yarın itibariyle girecek olan ve vizyondan çıktıktan sonra da tamamıyla etkisini yitirecek olan bir çalışma olarak görmüyorum. Tarihe de not düştüğümüz çok önemli bir çalışma olmuş. Evet, ağzınıza sağlık. Ben de yani bunu bir sorumluluk olarak biliyorum. Hem bu kulübün bir çalışanı olarak hem bir taraftar olarak sizlerin de yönetimimizin ve başkanımızın da emekleri, katkıları için gerçekten ayrıca teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Emeği var. Herkesin emeği var. Şimdi buradan benim söyleyeceğim son cümleler şu olabilir. Bütün taraftarlarımızdan filmi mutlaka izlemelerini öneriyorum, tavsiye ediyorum. İşleri olmayanlar için bu hafta sonu ilk 2-3 günlük film performansı da çok önemli. Ama öyle ya da böyle bir şekilde mutlaka filmi izlesinler. Ama bunun haricinde taraftarlarımız dışında da Türkiye'nin bir dönemine, özellikle milli mücadelenin başladığı ve devam ettiği dönemlere, o tarihe tanıklık etmek ve o tarihi bir kez daha beyaz perdeden görmek, izlemek isteyen Fenerbahçeli olması önemli değil. Dediğim gibi filmin sonunda Türklüğüyle gurur duymayı isteyen insanlar için de bu filme gitmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Barış'cığım. Sağlık. Evet, İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Can Gebetaş'a teşekkür ederim. Yönetim kurulu üyemiz gerçekten. Evet, kendilerine çok de önemli, iyi bir Fenerbahçeli Mustafa Tabiloğlu'nu alıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Tokalaştık evet, diye şey yapalım. Canlı yayında mıyız? Canlı yayındayız. Evet. Çok evet, önemli bir gecede beraberiz benim, Mustafa Bey. Önemli. Buyurun. Heyecanlı değilim. Çünkü maçların heyecanı zaten her şeyi alıp götürüyor. Evet. Oğlum nişanla seyrediyordur. O çünkü deli Beşiktaşlı. Ben de deli Fenerliyim. Sanki işte Ali ile Rami Beyciğim gibi. Geçen de çok konuştuk. Mutluyum. Kimse, herkese böyle bir gece nasip olmaz. Bu Fenerbahçe'nin ne kadar tarihi takım olduğunu da gösteriyor. Ben film hakkında çok bilgi sahibiyim. Mükemmel bir film olmuş. İzlemedim ama izleyen yapımcıları, arkadaşlarımı biliyorum. Ali'nin filmdeki sahnesini biliyorum. Üzüntülü. Böyle bir filmi Fenerbahçeli olarak seyretmek büyük bir mutluluk. Ve buradaki arkadaşları, katılımı da görüyorum. Ben yani böyle bir galayı, bu kadar film galasına gittim, hiç görmedim, hiç rastlamadım. Kesinlikle öyle. Çok bu büyük bir Fenerbahçeliliktir. Evet, çok özel bir Fenerbahçe gece büyük ve daha da büyük olacak. Bakmayın, biraz ara verdik ama bu ara bu sene son bulacak. Bundan İnşallah. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok iyi bir takım kurduk. Her yerde iyi gidiyoruz. Destek olacağız takımımıza ve bu sene ve bundan sonra yine zaferler bizim olacak ve uzun zaman bizim olacak. Zaferin rengi sarı lacivert olmaya devam edecek. %100 devam edecek. Ufak bir aksaklıklar oldu. Olsun. Zararı yok. Zaten biz birlikteyiz Türkiye'yi. Onlar da şimdi sıra bizde. Ya bu sırayı da vermeyeceğiz. Evet. Ben inanıyorum. Evet, gerçekten söylediğiniz gibi muhteşem bir atmosfer var. Heyecanımız her geçen dakika artıyor. Artık galanın başlamasına da az bir zaman kaldı diyebiliriz. Dakikaları saymaya başladık. Umarım hepimiz için çok güzel bir gece de olur. Hikayeyi çok iyi biliyoruz aslında. Filmde işlenilen konuyu çok iyi biliyoruz. General Harrington Kupası'nın hikayesini çok iyi biliyoruz. Okuduk, dinledik. Sizlerden, büyüklerimizden, belki daha da büyüklerimizden bu hikayeyi, tarihsel süreci çok dinledik. Ama bunun beyaz perdeye yansıyarak belki biraz da o işin daha içerisinde olmanın duygusunu yaşayacağız. Bu bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bunun en güzel tarafı şu. Çok değerli bir arkadaşa filmi yaptırdılar. Çok muvaffak olmuş. Yani bütün duyduğumu
Ve böyle bir filmden dolayı da kulübümüzü ayrıca kutlarım. Bu sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'nin milli mücadele tarihini gösteren bir film olduğunu biliyorum. Hikayeyi, kulak dolgunluğu biliyorum. Bildiğimiz bir hikaye. Bunun perdeye aktarılması ne mutlu ki kulübümüze nasip oldu. Evet. Gururluyum Fenerbahçeli olarak. Evet. Çok teşekkürler. Ben ağzınıza sağlık. Ederim. Ayaklarınıza rastgele, sağlık. Rastgele diyorum. Çok teşekkürler. İyi çok seyirler. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Evet, şimdi evet. Çok önemli bir ismi daha ağırlayacağız. Türk akademisyen, tarih profesörü, Galatasaray Lisesi eski müdürü Vahdettin Engin. Hoş geldiniz yayınımıza. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, çok önemli bir akşamdayız. Fenerbahçe ailesi olarak tabii ki çok güzel duygular içindeyiz ama öte yandan tabii ki gençlerimize aktarılacak. Türk tarihi açısından, Osmanlı tarihi açısından çok önemli detayların aktarıldığı bir proje bu. Tabii. Bu önemli akşamda siz hem profesör kimliğinizle hem akademisyen kimliğinizle nasıl cümleler sarf edersiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii Fenerbahçe her alanda zirve. O dönemlerde de zirveydi, şimdi de zirve. Şimdi dolayısıyla burada bir şey var. Yani Fenerbahçe'nin büyüklüğü her dönemde kendini gösteriyor. Böyle bir filmin yapılmış olması da aslında Türk sinema tarihinde ilk defa böyle film yapılıyor. İşte futboluyla, bütün o dönemin atmosferin yansıtmasıyla, milli mücadeleye verilen destekle müthiş bir başarı hikayesi var burada. Ve bu başarı hikayesinin merkezinde de Fenerbahçe var. Şimdi öyle olunca da tabii ki bu filmin önemi daha da artıyor. Şimdi biz tarih danışmanlığı olarak ben Barış Eymen, Barış Kenaroğlu bir katkı da sunduk tabii ki. Sağ olsun Abdullah Hoca senaryoyu bize gönderdiğimiz zaman bizim önerilerimizi de dikkate almak suretiyle gerçekten ortaya mükemmel bir yapıt çıktı. Yani en ufak bir tarihi anlamda itirazın çıkmayacağını düşünüyoruz. Ve o bütün görkemiyle Fenerbahçe'nin başarılarının yansıdığını görüyoruz. Ve bizim bir şeyimiz var gene tarihçiler olarak. Evet. Esir şehrin moral kaynağı Fenerbahçe. Evet. Yani bunu o kadar çok başarılı bir şekilde uyguladı ki o 1918-1923 arasında Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle yapmış olduğu 50 maçın tam 41'inde galip geliyor. 4'ünde berabere kalıyor ve gerçekten bir moral kaynağı oluyor. Mesela şöyle bir örnek vermek isterim. 1922 Ekim ayında Refet Paşa İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldi Mudanya Harekesi'nden sonra. Şimdi onu ziyaret eden heyetler arasında Ali Samiyen Bey de var. Yani şimdi o işte Türkiye İdman Cemiyetleri Başkanı olarak ziyaret ediyor. Ve şimdi orada diyor ki biz diyor bu şey boyunca işgal yılları boyunca işgal güçlerin bütün baskılarına rağmen burada büyük bir mücadele verdik. İşgal güçleriyle yapmış olduğumuz müsabakalarda çok galibiyetler elde ettik. Çünkü spor da bir nevi diyor medeni bir savaştır. Dolayısıyla biz bunu kazandık. Bu başarılara sahip olduk. Bizim sayemizde de toplumda bir milli şuur, bir moral motivasyon son derece yükseldi ve bununla gurur duyuyoruz diyor Ali Samiyan Bey. İşte bütün başarılar aslında Fenerbahçe kazanmıştı. Evet. Dolayısıyla işte niye Esir Şehir'in moral kaynağı? Çünkü bütün İngilizlere karşı olsun, Fransızlara karşı olsun yaptıkları maçlarda hep galibiyetler, topluma moral motivasyon aşılama ve onun zirvesi de tabii Harrington Kupası. Yani İngilizler artık kaybetmişler. İstanbul'dan Türk bayrağını selamlayarak ayrılacaklar ve gitmeden önce hiç olmazsa Türklere bir ders verelim diye düşünüyorlar. Evet. Ama maalesef istedikleri olmuyor. O yılın şampiyonu Fenerbahçe evet. 1923'ün. Dolayısıyla teklif Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de onları 2-1 mağlup etmek suretiyle aslında o istediklerine erişmelerini engelledi. Hem cephede yenildiler hem futbol alanında yendiler. Ve Türk bayrağını selamlayarak Türkiye'den ayrıldılar. Böyle bir filmde bunlar hepsi var işte çok evet. Değerli. Ve böylelikle Fenerbahçe'de adını tarihe yazdırıyor. Tabii kesinlikle tarihe yazdı. Abdullah Oğuz Hoca'yı da bu anlamda kutluyorum. Bütün sanatçılar çok güzel yapmışlar rollerini. Yani o coşku hep hissediliyor. Ve dolayısıyla bir ilk bu anlamda çok değerli. Bundan sonra yapılanlar olursa ancak bunu taklit de olabilir. Evet. Asla hep burada zaten evet. Yani. Dolayısıyla
emeğe geçen herkese tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Engin, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz çok önemli özel bilgiler için de ayrıca teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi seyirler. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok ağzınıza sağlık. Evet. Buyursunlar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşamdayız, hep birlikteyiz. Evet. Buyurun. Yani... Eskiden beri efsane gibi anlatılan Harrington Kupası'nın filminin çekildiğini görmek çok güzel bir şey. Yani çünkü bunlar futbol tarihimizle ilgili fazla bizim bir filmimiz vesairemiz yok. Burada hem Fenerbahçe tarihinin ne kadar şanlı olduğunu bir kere daha gündeme getiriliyor. Aynı zamanda da milli mücadelenin, bizim Kurtuluş İstiklal Savaşımızın ve futbolla bağlantısını kuruyoruz. Bu açıdan son derece güzel bir akşam. Evet. Tabii ki tarihin o önemli sayfalarında yer alan tüm detayların da bu akşam izleyiciyle buluşacak olması ve tabii ki sonrasında da genç kuşaklara aktarılacak olmasının önemine de değiniyoruz. Tabii yani bu burada akşam. Tabii Vahdet Hoca gibi, Barışlar gibi kuvvetli bir ekip iyi bir araştırma yaptı. O araştırmanın üzerine bu film çekildi. Tabii burada önemli bir şey şu, futbol tarihimizle ilgili bizde maalesef fazla yayın yapılmadı. Nitekim bu Fenerbahçe Galatasaray maçlarının şampiyonluk sayısının tartışması da bundan. Aslında insanlar biraz bakmış olsalar, Fenerbahçe'nin o yıllarda Galatasaray'ın saymadığı şampiyonluklarda gazetelerde Türkiye şampiyonu diye yer aldığında görürler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Tarihe bakmak gerektiğini de doğru bir kez diyoruz. Daha altını çiziyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin şanlı tarihiyle ilgili inşallah başka filmlerde görürüz. Çok teşekkür i̇yi ediyoruz. Akşamlar. İyi seyirler, iyi akşamlar. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, çok önemli isimleri ağırlıyoruz tabii burada bu akşamda. Sporcularımızla birlikteyiz. Tabii ki kaptanımız hem voleybol milli takımımızın hem Fenerbahçe Opet'i. Merhaba kaptan, hoş geldin programımıza. Teşekkür yayınımıza. Ederim. Çok özel bir akşamda birlikteyiz. Evet. Sen tabii ki bir gün gelecek, senin adını da tarih sayfalarında gelecek nesiller tabii ki. Bak tüylerim diken diken oldu. Mart ayında heykelinle birlikte aslında adını sen de o sayfalara yazdıracaksın. Çoktan yazdırdın ama bir somut heykelinle birlikte gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Gözlerin dolmasın. Bu önemli akşamda senin söyleyeceklerin çok önemli Eda. Birçok genç kız seni rol model alıyor. Birçok tabii ki genç kızımız voleybola seninle birlikte başladı. Başarılarınla birlikte kadınlar belki evlerinde seni izlerken mutsuzluklarını unuttular. Bir köşeye attılar. Herkesin hayatı mükemmel olmayabilir ama tabii ki sporla birlikte 100 yıl önce insanlar ayağa kalkmışken, sevinçle mutluluk çığlıkları atarken gün geliyor seninle birlikte aynı mutluluğu yaşıyorlar. Bu açıdan sen çok özel olarak, özel bir gözle izleyeceksin bu filmi. Öncelikle çok teşekkür ederim güzel düşüncelerin için. Tabii ki de benim için de çok farklı duyguları ortaya çıkaracak, inanıyorum. Öncelikle şunları söylemek istiyorum. Çok keyifli bir ortam var. Uzun zamandır merakla beklediğimiz Zafer Rengi Galası'nda burada birlikte olmak gerçekten çok keyifli. Fenerbahçe tarihini, Harrington Kupası'nı her ne kadar okumuş olsam da bu haberi aldığım andan itibaren beyaz perdede izlemek için inanılmaz heyecanlandım. Zaten heyecan yarattı bizi. Gerçekten öyle. Yani her ne kadar bilsek de canlı olarak çok iyi oyuncular tarafından izleyecek olmak çok büyük bir ayrıcalık. Çünkü neden? Zaten müthiş bir kadro ve çok büyük bir emek var. Konu zaten çok değerli. İşgal günlerini anlatıyor ve Türk halkının o işgal günlerindeki direnişini anlatıyor. Fenerbahçe'nin o direnişteki dik duruşunu anlatıyor. Çok çok değerli bir film ve bizler de ne mutlu ki geleceğe çok güzel bir miras bırakan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugünü hep beraber yaşıyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bugün burada birlikte terör döktüğüm sporcu arkadaşlarımla, camiamızda çalışan yöneticilerimizle, çalışanlarımızla bu mücadeleyi veren, bu renklere gönül vermiş insanlarla birlikte burada olmak benim için ayrı bir mutluluk ve ayrı bir gurur kaynağı. Heyecanla maçı bekliyorum. Bugün şöyle bir şey oldu. Lübe Ayar'ın yazısını okudum. Cuma günkü sabah havasındaki geceden sonra
diyor ki çok duygusal bir film. Ben çok duygusal bir insanım. Belki hani ekranlarda çok belli olmuyordur ama Yengeç Burcu'yum ve inanılmaz duygusal bir insanım. Bu akşam lütfen filmden sonra benimle röportaj yapmayın diyeceğim. Çünkü ben de yengeçim, yan yana gelmeyelim o zaman. Yani inan zaten şu fular muhtemelen kurtarıcı olacak benim için, öyle diyeyim size. Gözyaşlarına nasıl hissedeceksin ya. Evet yani. Hazırlıklı geldim diyorsun yani. Kesinlikle öyle yani, tamam evet biraz aksesuar ama şaka bir yana. Yani heyecanla, gerçekten heyecanla bekliyorum. Büyük bir emek var. Çok kaliteli oyuncular. Kadro inanılmaz. Yönetmenimiz inanılmaz. Çok güzel bir film olduğuna eminim. Ben de buradaki herkes gibi heyecanla bir an önce saat gelsin de izleyelim istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, hep kaptan. Birlikte izleyeceğiz. İyi seyirler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seni sahada izlemek çok güzel. Seni dinlemek çok güzel. Anlattıkların muhteşemsin. Harika. Seni çok seviyoruz. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Görüşmek üzere. Yönetim kurulu Sayın Simla Türker Bayazıt'ı kaptanımız Eda Erdem Dündar'ı uğurlarken yöneticimiz Simla Türker Bayazıt'la karşılaştılar. Onu beklerken tabii ki gerçekten çok güzel fotoğraflar var bu akşam. Buyurun Simla Hanım. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Kaptanımı gördüm, ayrılamadım vallahi. Evet, biz de yani bırakmak istemedik ama çok da tutmak istemiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Muhteşem bir emeğin sonucuna ulaşacağız. Bugün galamız var. Zafer'in Rengi filmi için bir aradayız. Çok heyecanlıyız Simla Hanım. Siz neler söylemek istersiniz? Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Öncelikle bu kadar güzel dostu bir arada görmek, uzun zamandan beri beklemiyorduk da aslında bu kadar. Çünkü havada biraz yağışlı. Acaba hani LCV olumlu yapanlarda eksilme olur mu, ama çok güzel, çok yoğun bir katılım var. Ben de çok heyecanlıyım herkes gibi, ama çok müthiş bir film olduğunu biliyorum. Ama defalarca seyredilecek aynı zamanda bir eser ortaya çıkmış. Onun için seyredenler de herhalde bayağı ellerinde mendillerde. Evet. Değişik duygularla çıkacaklar. Zaten birçok konuğumuz da bize bunu söyledi. Yani hazırlıklı geldik, mendillerimiz yanımızda ve hatta bazı konuklarımız, ki az önce kaptan da aynısını söyledi. Lütfen filmden sonra benimle röportaj yapmak istemeyin. Çünkü muhtemelen ağlıyor olacağım o duyguları yaşadığım için. Dolayısıyla evet, o duyguların fazlasıyla yoğun bir şekilde yaşanacağı bir akşam bizleri bekliyor. Sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Sizlerin de çünkü çok fazla emeği var, çok büyük emeği var. İlk günden bu yana muhteşem bir emek. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Abdullah Oğuz'a çok teşekkür ederiz. Bu bir gerçek hikaye. Bir ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadele sırasında olan hayatın bir kesiti. Abdullah Bey de bu kesiti çok güzel bir sinema diliyle izleyicilerle buluşturdu. Bişesi bol olsun. Ben derim ki bu filmi gerçekten herkes seyretsin ve seyrettirsin. Genç arkadaşlarımıza, genç nesillere Fenerbahçe'nin toprağında, tarihinde ne var seyretmelerini çok çok tavsiye ediyorum. Daha ileri yaştaki insanlar zaten tarihte aslında biraz, yani tarihten bildiğimiz aslında evet, şeyler, ama görsel olarak bir dille de birleşince hakikaten çok daha anlamlı oluyor. Evet, bu özel gecede hep birlikteyiz. Siz de tabii ki spora emek veren birisiniz ve bir kadınsınız. Biraz önce Eda Erdem Dündar'la beraberdik. Gerçekten onlar başarıdan başarıya koşarlarken, biz Türk kadınları olarak da milli maçları izlerken, Fenerbahçe Opet'in maçlarını izlerken gerçekten kendimiz başarmış gibi hissediyoruz. Bir gün gelecek belki kadın voleybol milli takımının da bir filmi yapılacak. İnşallah. Bilmiyorum, görür müyüz, görmez miyiz ama. Bu tarz bir spora, kadın ların oynadığı voleybola emek vermek sizi bir kadın olarak nasıl hissettiriyor Simla Hanım bu özel gecede? Tabii ki çok büyük gurur. Yani bir kadın olarak bu kadar başarılı hemcinslerimle beraber olmak çok büyük bir keyif her şeyden önce. Ve salonlarda, sokaklarda onlara bu sevgiyi bir şekilde şahit olmak apayrı. Ben geçen sene sadece bizim maçlarımızda değil, milli maçlarımızda da Antalya'da da gördüm, yaşadım. Genç kızlar
idol alıyorlar bu sporcuları ve hepsi çok gerçekten çok elit atletler. Hem sosyal hayatlarında, kendi özel hayatlarında, spor hayatlarında müthiş bir disiplin, müthiş bir çalışma, müthiş bir özveri. Zaten bunların topluluğunda bir başarı ortaya çıkıyor. Ben takımımızla gurur duyuyorum. Harika bir takımımız var. Harika bir kaptanımız var. Aslında ben çok yani şanslıyım. Çünkü onlarla beraber çalışma imkanı buluyorum. Bunu da her zaman dile getiriyorum. Biz de size teşekkür edelim. Çünkü çok büyük emekler veriyorsunuz. Onların hep Zevkle yapıldığı zaman bir de tarihimizde, geçmişimizde, şimdi filmde de göreceğimiz gibi bizim böyle bir geçmişimiz var. Bu kulüp için her şey yapılır. Türk sporu için her şey yapılır. Bu vatan için her şey yapılır. Ama bu kulüp için de her şey yapılır. Çok güzel noktaladınız. Evet. Ağzınıza sağlık. İyi seyirler diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, Sayın Sinan Tüker Bayazıt bizlerle birlikteydi. Oyuncularımız var, yöneticilerimiz burada. Hemen önce bir röportajda. Tamam, sporcularımız burada. Biz tabii ki görebildiğimiz kadar yavaş yavaş tabii ki filmi izlemek için salona geçecek misafirlerimiz. Merhaba. Bekir Aksoy bizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş nasılsınız? İyiyim çok ben. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Çok özel bir gecede beraberiz. Siz çok iyi bir Fenerbahçelisiniz. Bu akşam sarı lacivert bu salon ama tabii ki tüm herkesin bu filmi izlemesi gerektiğini söylüyoruz. Tabii ki. İçinde çok önemli bir milli mücadele var. Bu film için önceden neler söylersiniz? Öngörünüz nedir? Şöyle bir şey var. Bu filmin takımı tutulmaz. Çünkü bu film gerçekten çok evrensel, göresel ama aynı zamanda çok evrensel bir iş. Şöyle bir şey, ben aslında papazın çayırından beri Fenerbahçeliyim. Benim dedem tabii papazın çayırında, babam futbol maçları yaparlarmış o zaman. Hatta babaannemin çorabının içine kağıtları, gazete kağıtlarını doldurup onlarla maç yaparlarmış. O zaman tabii futbol topları falan bulunamıyor. Bekçi kovalarmış, o dönene kadar tekrar devam ederlermiş. O yüzden ya Fenerbahçe tabii apayrı bir şey. Tabii bütün kulüplerimiz çok değerli ama şimdi Fenerbahçe'nin tarihine de baktığında, duruşuna da baktığında Türkiye çok büyük katkıları hem sportif anlamda hem de kültürel anlamda ve diğer anlamlarda çok ciddi katkısı oldu. Olmuş bir kulüp. O yüzden ben Fenerbahçe olmakla her zaman gurur duyuyorum. Hatta şimdi amcam aradı. Orada mısın? Gittin mi galaya falan diye. Babam da kongreyüs, amcam da kongreyüs. Bir baskı da var tabii yani ama çok keyifli, çok güzel. İyi ki buradayız. İyi ki buradasınız gerçekten. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sonrasında tabii ki röportajlarımız olacak. Belki yeniden Fenerbahçe televizyonunda izlenimlerinizi de anlatırsınız. İnşallah, inşallah. İyi seyirler diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Muhakkak bu filme de gelsinler tabii ki. Çok haklısınız. Evet, son olarak Bekir Aksoy mesajı da verdi. Sağlık. Bu filmin mutlaka izlenmesi gerektiğini de söyledi. Yavaş yavaş konuklarımız tabii ki salona geçerken biz de röportajlarımız oldukça devam edeceğiz ama kısa bir arayı şimdi verelim mi? Az önce ben sana onun uyarısını yapmıştım ama şimdi evet hemen reklama gidelim. Reklamların ardından devam edeceğiz. Yolculuk nereye? Bence kesin Afili bir yere. Çünkü Denizbank müşterileri denizle seyahat eder. Kazandıkları puanlarla hayallerindeki tatile çıkar. Bazıları buna hızlı geçiş der. Peki ya bilek kartlılar? Afili geçiş. Bazıları dersine çok güzel çalışmış. İyi uçuşlar dilerim. Yola çıkmadan önce bir molayı hak ettiniz. Afili olsun efendim. Kaptanınız konuşuyor. Siz de Afili bankacılık müşterisi ve bilek kart sahibi olun. Birikimleriniz arttıkça artan ayrıcalıkları keşfetmeye devam edin. Afili uçuşlar dileriz. Patates kızartması. Heyecan içinde. Çıtı tavuk da varmış. Lezzet içinde. Yağsız kızartıyor diyorsun yani. Hayır özelliğiyle. Sağlık içinde. Kutlamalar içinde. Oo, bizim aile kadar geniş. Ziyafetler içinde. Fit Fry teknolojisi şimdi bu fırının içinde. Homojen ısı dağılımı sayesinde arada karıştırmaya gerek kalmaz. Böylece ekstra enerji harcamaz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık kızartmalar yapmanızı sağlar. O bir fırında aradığınız her şeyden çok daha fazlası. Beko Fit Fry. Ben istemez miyim şirket araçlarının yakıt takibini cepten yapabileyim?
Fatura biriktirmeden akaryakıt giderlerini öğrenebileyim. Araca tanıma cihazı taktırmadan dilediğim yerden yakıt alabileyim. Taahhütsüz, evraksız, anında Opet'le olabileyim. E otobilim? Otobilim. Bravo. Gidebilirim. Dönebilirim. Çözebilirim, gösterebilirim. İşimde farkı açabilirim. Araç tanıma ve yakıt takip sisteminde aradığınız özgürlük otobilim. Uygulamayı indirin, dakikalar içinde şirket araçlarınızı tanımlayın, yakıt alımına başlayın. Anne ya. Hı? Acaba bizim şu arabayı mı değiştirsek? Ne gerek var oğlum Tas? İkinci elde kime güveneceksin? Güvensen garantisi var mı yok mu? Hasarsız mı, hepten bozuk mu? Bin tane hırgür borç harç eder. Emekliyiz babanla, bu araç bize yeter. Ses yok. Otokoç ikinci elde, endişeye yer yok. Koşulsuz iade ve güven var. Garantiler, uygun kredi, takas. Türkiye'nin her yerindeki şubelerimizde bol marka ve model seçeneklerimiz, ücretsiz ekspertiz ve online satışımız da var. Daha ne olsun Güven Bey? Hayırlı olsun efendim. Olay güvende ha. Bütün ev işlerini halletmek için iki seçeneğiniz var. A. Temizlersin, pişirirsin, ütülersin ama yetişemezsin. Ya da B. Ko. Çünkü ev işlerini daha kolay halletmek için doğru seçenek o. Fit Fry'dan çok amaçlı pişiriciye, otomatik çay ve filtre kahve makinesinden robot süpürge ve ütüye. Teknolojileriyle hayata zaman ayırmanızı sağlayan tüm seçenekler Beko Küçük Ev Aletleri ailesinde. Hayatta kimi akımı takip eder, kimi alternatif akımı. Alternatif akım seni seyirci koltuğundan alır, sahneye çıkarır. Sınırlara değil, ötesine taşır. Bugünü değil, yarını yaşatır. %100 elektrikli Ford Mustang Mach-E. Alternatif akım. Değerli izleyenler, reklamların ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Zafer'in Rengi filminin galası için bir aradayız. Ve bu akşamki gala öncesinde kast ekibi şu an basın mensuplarıyla bir arada. Hemen sözü oraya bırakalım. Evren neredesin? Bir saniye. Gel abi. Evet, şu an kast ekibi basın mensuplarıyla bir araya geliyor. Her galada olduğu gibi filmin gösterimine geçilmeden hemen önce Selen. Şu an görüyoruz Abdullah Oğuz. Evet, çok önemli isimler yan yana. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz var. Söylemiştik zaten. Kubilay Aka, Timuçin Esen, Nejat İşler, Gülper Özdemir, Yılmaz Bayraktar, Gonca Vustateli, Bircan Kala, Yiğit Özşener, Arif Pişkin'i görüyoruz. Ve tüm ekip şu anda basın mensuplarına poz veriyorlar. Zafer'in Rengi filminin gala gösterimi çok kısa bir zaman sonra başlayacak. Onun öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi oyuncu kadrosu. Evet, şimdi yine fotoğraflar çekilecek. Görüntüler alınıyor. Gerçekten muhteşem bir ortam. Şimdi tabii bizim bulunduğumuz alandan da konuklar bu akşam filmin galasında ilk gösterimde salonda olacak isimler. Onlar da yavaş yavaş artık merdivenlerden salona doğru geçmeye doğru başladı. Onlar tabii ki filmi izlemek için evet, salona doğru şu anda ilerliyorlar. Biz tüm akşam boyunca çok önemli isimleri burada ağırladık. Röportajlarımız devam ediyor. Gerçekten önemli isimler gelmeye devam ediyor. Selen, görüntüye bakar mısın? Muhteşem değil mi şu an işte? Evet. Buradan yukarıya salon için yukarıya çıkan konuklar da görüntüye geliyor. Kast şu an o büyük bir emekle hazırlanan afişin hemen önünde. Evet.
yerini aldı, fotoğraflar çekildi ve tabii ki şimdi basına açıklama da yapılacak film öncesinde. Bizler de az önce belirttiğimiz gibi canlı olarak bu ekranlara getireceğiz. Televizyon ekranlarında izleyicilerimizle, siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Anonslar da tabii bir yandan yapılmaya başladı. Artık çalan gong sonrasında yani aslında evet, hem Fenerbahçe için önemli hem de milli mücadelenin anlatıldığı bir film. Hiçbir milli, bildiğim kadarıyla hiçbir milli mücadele filmi bu perspektiften anlatılmamıştı. Bir futbol üzerinden anlattık. Ama 5 yıllık bir epik bir hikaye anlatıyoruz. Umarım duygulanacaklar, iyi bir film seyredecekler diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Kendi filmiydi. Fenerbahçe oyuncu her zaman iyi olur zaten ama şunu söyleyelim, oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler var ve Fenerbahçeli isimler var. Oyuncu kadrosunu tercih ederken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Ya yani seçerken değil zaten, onlar beni seçti. İnandılar bana, beraber yürüdük. Öyle bir yoldu bu. O zaman Kubilay Bey. Beni seçer misiniz dedim, tamam dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Hasta ve koyu Fenerbahçeli olarak bir adım daha öne alırsak mikrofonlara doğru. Yani çok güzel, hepimizin görev bilinciyle gurur duyduğu, kendiyle bu efsanelerle gurur duyduğu bir iş yaptık. Fenerbahçe takımı 100 yılı aşkındır kötü hiçbir şeye bulaşmamış ve Atatürk'ün izinden gitmiş bir takım. Gururla setteydim, gururla oradaydım. İyi ki de oradaydım abilerimle, bütün arkadaşlarımla. Çok eğlendik. Hem bizim çekerken gerçekten eğlendiğimiz bir iş oldu. Hem de çekerken gerçekten saygı duyduğumuz bir iş oldu. O yüzden güzel duygularla, unuttuğumuz duygularla baş başa kalacağımızı düşünüyorum izlerken. Biraz da karakterden bahsetsek, aslında nasıl bir karaktere hayat veriyoruz? Efendim, ben Galip Kulaksızoğlu'nu canlandırıyorum. Galip Kulaksızoğlu Fenerbahçe'nin kurucu kaptanlarından, kulüpte formasından, topuna, dikimine, futbolcuların yetiştirilmesine, bulunmasına, yönetimine birçok katkı yapmış, Türk sporuna katkı yapmış bir insan. Sadece Fenerbahçe değil, filmde de izleyeceksiniz, bu karakterler sivil karakterler olmasına rağmen hepsi Atatürk'ün silüetinde ve onun fikirleriyle donatılmış karakterler ve onur duyuyoruz hep beraber bu karakterleri canlandırdığımız için. Teşekkür ederiz Necat Bey. Sizi de rica etsek mikrofonların başına efendim. Fenerbahçe olunca sizin için akan sular durur tabii ki de doğal olarak. Siz neler söyleyeceksiniz zaferin rengi için öncelikle? Bu filmin rengi sarı lacivert. Kesinlikle. Şüphemiz yok. Ama şöyle bir şey var. Apo setteki basın toplantısında bunun direniş filmi olduğunu söyledi. Bence çok haklı. Mesela bu filmde aslında yok ama aslında 31 Mart gerici ayaklanmasında Galatasaray Lisesi'nin önünde duran, tek başına gericilere karşı duran Galatasaray Lisesi'nin müdürü Tevfik Fikret var. Birinci Dünya Savaşı'nda celp geldiği zaman gönüllü olarak savaşa katılan başkanı Şeref Bey Romanya cephesindeyken ilk 11'i Beşiktaş'ın, Sarıkamış'ta ve Çanakkale'de savaşan 8'i şehit olanlardan bir tanesi Şair Kazım var. Şair Kazım der ki biz 11 kişiyiz lakin ardımız var. Kesinlikle. Efendim nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz? Sizden de dinleyelim birazcık aslında. Amatör bir futbol kulübünün 6 yılı başkanlığı yaptım. Şimdi amatör. Yolun getirdiği yer yalan da olsa Fenerbahçe kulübü başkanlığı oldu. Onur diyorum. Maçları takip ediyorsunuz efendim. Stattasınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sezonda, özellikle onu da size soralım bir hasta Fenerbahçeli olarak. Güzel olacak. Güzel olacak. İnşallah efendim. Beklenen bir 10 yılımız var ama bu 10 yıla değil. Yok. 10 yıl bu sene olacak. Bu sene inşallah diyelim. Efendim devam edelim. Yiğit Bey sizi de alalım. Bir canım sizi de alalım. Ben
Ben şöyle geçeyim mi? Özür dilerim. Evet efendim, hanımlardan başlayacağım. Buyurun. Müsaadeniz varsa. Bircan'ın Zafer'in rengi Fenerbahçeliler ve bizler için çok önemli. Nejat Bey de zaten açıklamasını da yaptı ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu filmi ve özellikle ekip arkadaşlarınızı diye? Ben ekiple çok uzun zaman geçiremedim sette. Maalesef tek bir sahnem vardı ama gerçekten hayatımda, mesleki kariyerimde benim için en değerli İnci diyebileceğim bir roldü, bir sahneydi. Yönetmenim, hocam, arkadaşım, dostum Abdullah Oğuz olmasaydı cesaret edemezdim. Çünkü onun setteki varlığı her zaman çok başka bir şey benim için. Çünkü çok taşıması çok ağır bir yük. Büyük bir sorumluluktu. Hakkıyla yerine getirebilmek için elimden geleni yaptım. Ve o arada da çok sevdiğim, yani kimisini tanımadığım, kimisini tanıdığım değerli oyuncu arkadaşlarım bana böyle parlayan gözleriyle o sahnede destek oldular. Benim için eşsiz bir deneyimdi, unutulmaz bir deneyimdi. Tek bir sahne ama umarım hakkını verebilmişimdir. Ve gerçekten hep içimizdeki milli mücadele ruhuna sığındığımız, oradan hep hareket aldığımız, bugün de defalarca konuştuk aynı şeyi. Hep aradığımız yolu orada bulduğumuz, içimizde uyuyan bir şeyin tekrar uyanması gibi bir şeydi. O yüzden kendimi çok çok şanslı niteliyorum diyeyim. Yiğit Bey, siz de efendim en özel rollerden bir tanesindesiniz aslında. Siz neler söylemek istersiniz bu film için? Benim kariyerimde manevi değeri en yüksek iş diyebilirim. Bugün değişik vesilelerle ifade ettim. Arkadaşlarım da şahit oldular. Bir memlekette çok özel şeyler yapacak, çok büyük başarılara imza atacak, çok farklı insanlar bulunabilir. Ama önemli olan onunla beraber yürüyebilecek, onunla aynı yöne bakabilecek, onunla koşabilecek insanları bulabilmekte. Dolayısıyla bu bir Mustafa Kemal filmi değil, Mustafa Kemallerin filmi. Dolayısıyla filmde, filmi seyrettikçe Mustafa Kemalleri göreceksiniz. Bravo. Kurtarıcı beklemeyenleri göreceksiniz. Bravo. Kendisini kurtarıcı kabul eden, kendisinde o gücü bulan insanları göreceksiniz. Zafer'in renginin başardığı, bence hem senaryosunda hem de gerçekleştirmesinde film olarak başardığı en önemli şey bu. Mustafa Kemalleri göreceksiniz. Lütfen kurtarıcı beklemeyiniz. Çok güzel ya. Bravo. Sizi de kutlayacağız. Evet. Ben Zafer'in rengi, ilk öncelikle güzel bir ekiple berabersiniz. Neler söyleyeceksiniz? Hem film için hem arkadaşlarınız için, oyuncu arkadaşlarınız için. Vallahi güzel bir ekiple beraberiz. Apo'yla beraberiz. Eski arkadaşız. Güzeldi bu filmin içinde yer almak. Bir Fenerbahçeli olarak özellikle başka bir değeri var benim için. Güzel bir film çıktığını düşünüyorum, ümit ediyorum. İlk teklif geldiği zaman neler hissettiniz? Özellikle işin içinde Fenerbahçe olunca. Ben işin çok başlarında zaten konuşuyorduk Apo'yla. Bu iş böyle daha kurulum aşamasındayken, fikir olarak varken. Güzel bir şey. Biz eski Fenerliyiz. Bizim de bir katkımız olsun istedik. İyiydi, iyi bir tecrübeydi. Teşekkür ederiz. Gonca Hanım, siz de rica edeceğiz hemen buraya. Fazla geldi bana her şey. Smokinlerle de görmek sizi birazcık. Evet ya, bayağı Birce'nin eşi gibi duruyorum ben şu an. Bayağı böyle bir şey, biz bir dönem ilişkisi yaşadık bu filmde herhalde yani. Abdullah Oğuz'a tekrardan çok Kubilay'ın gülmesini, bitmesini bekliyorum çünkü çok sesli gülen bir aktör. Yok, Abdullah Oğuz'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir rol, çok kıymetli bir hikayede yer almama fırsat verdiği için. O gün hastanede tansiyonum biraz düşüktü falan, grip gibiydim ve serum yiyordum. Bir anda serumu çıkarttırıp Abdullah Oğuz'la bu film için görüşmeye gittim yani. Ve inanır mısınız, aldım karşılığını, öyle böyle bir film çekiyorum. Aslında sizin için de güzel bir tecrübe oldu. Çocuk daha doğmadan Fenerbahçeli oldu, filminde de oynayamadı. Ama benim kombinem kale arkası. Yani yanlış biriyle konuşuyorsun ben şu anda.
Yani tehlikeli bölgenin taraftarıyım ben, biliyorsunuz, ve orayı temsilen buraya geldim. Çok keyifli bir akşam, çok da üşütmeyeyim herkesi. Ben kale arkasından şunu söylemek istiyorum. Bizim attığımız tezahüratların karşılığını bulabildiğimiz bir iş olduğuna eminim. Umarım izleyenler de çok beğenir. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Doğukan Bey. Doğukan Bey. İyi akşamlar. Öncelikle bu ekibin parçası olmak, bu armanın altında toplanmak, Abdullah Hoca'nın burada verdiği rol inanılmaz büyük bir keyif ve şeref oldu benim için. Sağımda ve solumdaki insanlar benim izleyerek büyüdüğüm insanlar ve onlarla burada olmak da çok keyifli. Ben çubukluyu ilk babam giydirdi bana. 2015'te kaybettim ama herhalde biz diziler çekiyoruz, uzun soluklu işler çekiyoruz ama herhalde en çok beni burada görse gururlanırdı. O yüzden dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Aynen. Unuttunuz sandın beni. Asla olur. Siz neler söyleyeceksiniz efendim bugün için? Önemli bir gece aslında. Evet, bu benim ilk sinema filmim. Abdullah Oğuz gibi usta bir yönetmenle çalıştığım için bu kadar değerli oyuncularla. Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Yılmaz Bey, sizi de alalım hemen. Evet, herkese merhabalar. Merhabalar diyelim. Siz neler söyleyeceksiniz bugün için? Ben de heyecanlıyım. Yani filmi daha izlemedim. Bugün ilk defa izleyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Atatürk'le ve Halide Edip'le birlikte oynadığımı ve Galip, Sabri, Toprak, o dönemde bu tarihi filmde yer aldığım için mutluyum, gururluyum ve Abdullah Oğuz Bey'le de birlikte çalıştığım için de çok mutluyum. Yapım olarak da çok güçlü bir yapımlardı. Bizi iyi desteklediler, iyi yardımcı oldular ve hep birlikte bir zafer elde ettik diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Filmden sonra yine görüşürüz. Çok teşekkürler. Engin Bey, siz de rica edelim efendim. Siz neler söylemek istersiniz? Vallahi çok gururluyum. Abdullah abi bir kere benim böyle sektöre ilk başladığımdaki hocalarımdan bir tanesi. Yıllar sonra tekrar bu kadar değerli bir filmin içerisinde olmak benim için çok değerli. Büyük bir Fenerbahçeli olarak bu işin içerisinde olmak, Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir kuruluş mücadelesi hikayesini bu kadar değerli bir yönetmen ve değerli oyuncularla beraber aslında sinema perdesine taşımak çok gurur verici. Ben içinde olduğum için abi gerçekten hissedemeyeceğim kadar, yani anlatamayacağım kadar büyük hisler içerisindeyim. Teşekkür ederim. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Ellerinize sağlık abi. Ne güzel. Merhaba. Yani babasını oynuyorum, Mustafa Bey'i. Gerçekten de çok teşekkür ederim hocama bana bu rolü teslim ettiği için. Muhteşem bir film seyredeceğiz, izleyeceğiz birazdan. Heyecanlıyız yani, diyecek herkes. O kadar güzel konuştu ki bize artık laf kalmadı. Artık bundan sonrası beyaz perde. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Pardon. İki tane küçük oyuncumuz var. Onlar da bir şey söylemek istiyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu film için? Sen başlayalım. Yusuf konuş. Çok heyecanlıyım diyeyim. Karakteriniz mi? Çok heyecanlıyız. Bence Zafer'in Rengi çok güzel bir film oldu. Abdullah Hocam ve böyle değerli oyuncularla çalışmak benim için bir gururdu. Umarım güzel bir film olur. Çok heyecanlıyız. Film birazdan izleyeceğiz. O yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Abdullah Bey... Çok teşekkür ederiz ona. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tekrardan çok özür dileyerek bir toplu fotoğraf, ya görüntü alabilir miyiz? Ya
Yeniden merhabalar diyelim. Evet, Abdullah Oğuz yönetiminde KAST az önce basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seren, gerçekten artık bu da filmin başlamasına çok az bir zaman kaldığının işareti. Aynı zamanda tabii şu an anonsla yapılıyor. 5 dakika sonra salonda işte o hepimizin sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe'mizin tarihinin muhteşem anlatıldığı Harrington Kupası'nın o muhteşem zaferin beyaz perdeye taşındığı Zaferin Rengi filminin galası, ilk gösterimi gerçekleşecek. Tabii gün içerisinde canlı yayınımıza başladığımız andan itibaren hem kendi duygularımızı izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Çok heyecanlı olduğumuzu söyledik. Aynı zamanda da tabii buraya gelen konuklar da Selen aslında o duyguyu, filme dair fikirlerini, düşüncelerini, beklentilerini bizlerle paylaştılar. Aslında hepimiz neredeyse aynı duyguları yaşıyoruz. Yani bunun sadece bir Fenerbahçe tarihini anlatan film olmasının yanı sıra bunun dışında çok daha fazla anlam ifade ettiğini de biliyoruz. Hepimizin milli duygularına dokunan milli duygularımıza yani. Evet. Dokunan ulusal kurtuluş mücadelemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan o milli mücadelenin nasıl yaşandığını aslında bir kez daha hissedeceğiz yani. Onu zaten çok iyi biliyoruz ama bunu bir kez daha bu filmle birlikte hissedeceğiz. Dolayısıyla filmin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Saat 18'den itibaren yayına girdik. Bizim bulunduğumuz noktada 2,5 saati geçti yayınımız. Bizim bulunduğumuz nokta yavaş yavaş şu anda evet boşaldı çünkü hepsi şu anda sinema salonuna geçiş yaptı. Gösterim için hazırlıklar devam ederken son anonslar da yapıldı. Biz de yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız aslında. Evet, şimdi salonun içerisini de zaman zaman izleyicilerimiz, sizler görüyorsunuz. Salona geçildi. Az önce Selen'in de belirttiği gibi buradaki yoğunluk burada yavaş yavaş artık azalıyor. Evet, yani yapılan anonslardan sonra salona doğru yöneldi herkes ve şimdi salonda o yoğunluk ve o sabırsız bekleyiş devam ediyor. Az önce son 5 dakika anonsu gelmişti. Artık 5 dakikadan daha az bir zamanın olduğunu söyleyelim. Sen kısaca bahsettin. Saat 18 itibariyle yayına girdik. Aslında burada yani o kadar samimi bir ortamlıyoruz ya biz hep genellikle özellikle haberlerimiz için. Gerçekten herkes o kadar böyle bildiğimiz, tanıdığımız isimler ki sanki böyle Fenerbahçe Televizyonu'nda yayın yapıyoruz. Evet. Herkes bizim televizyona geliyormuş gibi buradan el salladık, selam verdik. Çünkü gerçekten her geçen merhaba deyip bize el sallıyordu. Çok samimi bir yayın gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle. 2,5 saat. Bile kolay ama nasıl akıp geçtiğini ben gerçekten anlamadım. Evet. Ki özellikle yanımıza gelen konuklarımız da hepsine bir kez daha çok teşekkür edelim. Yanımıza gelen konuklar arasında filmin heyecanını yaşayan o Fenerbahçelilik duygusu, o Kurtuluş Savaşı yıllarına yeniden şöyle bir geri dönülecek olmasının verdiği heyecanı yaşayanlar vardı. Filmin içerisinde yer alan isimlerden yine bizle birlikte olup hani o duygularını bir kez daha, hani o sahneleri, o oyunu sahnelerken neler hissettiklerini biraz daha bizlerle paylaşan isimler vardı. Yine tabii yönetim kurulu üyelerimiz buradaydılar. Onlar da film için büyük bir çaba, büyük bir mesai ve emek harcadılar. Onlar da film öncesinde neler hissettiklerini burada bizlerle birlikte izleyicilerimize, taraftarlarımıza aktarmış oldu. Ama bugünün genel bir özetini yapacak olursak herkes şunu söylüyor. Bunu bir taraftar filmi olarak değil, bir hani sadece Fenerbahçe'yi anlatan bir film olarak değil, bunu ulusumuzun, cumhuriyetimizin tarihini anlatan, o tarihin önemli bir bölümünü anlatan bir film olarak izlemeli herkes diyor. Gerçekten bu da çok önemli ki bu noktada bunu Abdullah Oğuz da dile getirmişti, oyuncular da dile getirdi. Herkes bunun bir dönem filmi olduğunu, tabii bunun çok zor olduğunu da söylüyorlar. Yani dönem filmi çekmek ki oyuncuların evet, da bazıları bundan bahsetti. Çok zor olduğunu ama ona rağmen çok güzel bir işin ortaya çıktığını, çok güzel bir işin şu an sahnelenecek olduğunu söylüyorlar. Tabii herkes bunun mutluluğunu yaşıyor. Bunun heyecanını, bunun sabırsızlığı içerisinde. Bakalım ondan sonra artık içerideki o hazırlıklar da tamamlanacak ve filmin ilk gösterimi gerçekleşecek. Tabii ön izlemeler olmuştu. Onlardan bazı böyle hani ipuçlarını aldık. Aslında yine Seren filmin genel anlamda ne anlattığını, filmin hikayesini, o tarihsel süreci tabii ki çok
çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe taraftarı özellikle Bipol ünlü o kadar iyi biliyor ki, özellikle Harrington Kupası'nın çok iyi biliyor. Yaşattığı zaferi, ülkeye, tüm ulusa verdiği morali çok iyi biliyor. Biz bunu zaman zaman televizyonda konuklarımızla yaptığımız programlarla dile getirmeye, izleyicilerimize paylaşmaya çalışıyoruz. Çok çarpıcı kareler var gerçekten. Kesinlikle. Çok heyecan verici sahneler var. O dinlediklerimizi bugün izleyeceğiz. Evet, o çok güzel. Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaret edişi. Söylüyoruz, evet. Gününde anmalar yapıyoruz, kutlamalar yapıyoruz. Çeşitli tabii ki toplantılar oluyor. Çeşitli programlar gerçekleştiriyoruz Fenerbahçe Televizyonu'nda. Ve tabii ki Fenerbahçe'nin işgal kuvvetleriyle yaptığı o karşılaşma filmi en üst seviyeye taşıyacak sanırım, sahne olacak. Hepimizin tüyleri diken diken olacak. Gözyaşlarına hakim olamayacağız. Hıçkırık seslerinin en üst seviyelere herhalde çıkacağı dakikalardan birisi de o an olacak. Bizim için gerçekten çok özel böyle anlar, günler var tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü olarak. İşte kulübümüzün kuruluş tarihi, atamızın ziyareti ve tabii ki milli bayramlarımızda yaşadığımız o muhteşem coşku. Aslında bu akşam burada hep beraber biraz o coşku sessiz de olsa içimizde biz onu en üst seviyelerde hissettik. O günlerden bir tanesi olacak yani. Hep söyledik biz, Zafer'in Rengi filmi oyuncularıyla makyaj, dekor, kostüm, öncesinde yapılan o titizlikle yapılan o çalışmalar, gerçekten hiç böyle akla gelmeyecek detaylar. Futbolcular seçiliyor ama amatör kulüplerle bir şekilde, evet, çalışmalar yapılıyor. 900'e yakın isimle anlaşılıyor ve gerçekten de oyuncu olarak değil, futbol anlamında başarılı isimlerle çalışılıyor. Bunlar aslında herkesin de düşünebileceği şeyler değil diye düşünüyorum. Çok özenli ve önemli bir ekibin, kesinlikle, çalışmasının ürünü. Çok titiz. Böyle tüm o detayların, ayrıntıların, evet, atlanmaması için uzun zaman zaten bunun üzerine çalışıldıktan sonra film, evet, çekim aşamasına, kesinlikle, geçebildi. Dolayısıyla böyle bir projenin hazırlığının çok önceden başlandığını hepimiz biliyoruz. Yani kulübümüz de böylesine bir projenin hayata geçmesi için ilk günden bu yana desteğini ortaya, kesinlikle, koyuyor. Evet. Ve hep şunu da belirtmişti başkanımız da, yöneticilerimiz de, hani bizlerden bu filmin, bu eserin ortaya çıkması için ne isteniyorsa biz yapmaya, destek olmaya hazırız. Dolayısıyla Fenerbahçe tarihi demek, bunu konuklarımız da söylediler aslında, bizim ülkemizin tarihi. Evet. Yani 1907 yılında kurulduğu günden bu yana hem Cumhuriyetimizin kurulma aşamasında, hem vatanın savunulması anlamında, ve bugüne kadar olan süreçte de her türlü zorluğa karşı dimdik ayakta durmuş bir, evet, kulübün. Evet, taraftarları dolayısıyla böylesine bir tarihi, böylesine bir hikaye anlatmak da oldukça önemli. Bu noktada hani biraz daha geriye gelecek olursam, tabii ki tüm ayrıntılar, tüm detaylar çok fazla düşünülmüş. Uzun bir çok çalışma döneminin ardından da sahnelenmeye başladı. Burada şu da var Selen, yani biraz böyle hani konukları konuşturduk ya, herhalde artık son bölümde biraz da benim, kendim konuşacağım evet, ben konuşamadım şu ana kadar. Yok, seni susturmak zor, onu biliyorum ben artık 20 senedir. Ben konuşamadım. Teşekkürler. Ben de biraz konuşacağım. Tabii işin esprisi değerli izleyenler, sizlerin de affına sığınarak, hani böylesine samimi bir ortam olunca insan gerçekten o içindeki samimiyeti de yansıtmak istiyor. Abdullah Uzun söylediği bir şey vardı. Hani filmi yaparken özellikle pilotolar oluşturduk. İşte evet, Taksim, evet, Stadı'nın aynısını yaptık. Fenerbahçe, evet, Spor Kulübü'nün aynısını inşa ettik. Ve dolayısıyla o tarihi anları birebir yaşatıp hissettirebilecek bir ortam, evet, oluşturmaya çalıştık. Yani bunları aslında bilgisayar ortamında da yapabilirlerdi. Boş bir alanda çekip arkasına hani binalar varmışçasına şeyler. Ama çünkü teknoloji artık o noktaya geldi. Evet. İşte o ruhu ve o ruhu yansıtamayız diye biz bunları yaptık dedi. Yani şimdi genelde bu tarz filmlerde, önemli projelerde hani başrol olur, iki başrol, işte yan karakterler, yardımcı karakterler, onlara böyle bakarsın ve bir filme gittiğinde o karakteri mesela izlemek istersin. Ama ben baktığım zaman gerçekten hangisini detaylı, evet, izleyeceğiz, evet, diyemeyeceğiz burada. Çünkü Nejat İşler'i, Sabri Toprak karakterini izleyeceğiz. Nejat İşler'in ona tabii ki kattığı, biraz önce röportajında da çok tatlı tatlı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hani yalandan da olsa, oyundan, evet, da olsa başkanlığını yaptığım dedi. Biraz önce konuştuk, Halide Edip adı var. O muhteşem sahnenin Birce Akalay'ın tabii ki profesyonel oyunculuğuyla nereye geldiği çok önemli gerçekten. Zaten Galip Bey, Kubilay Akalay'ın
Kaan'ın canlandırdığı karakter, Galip Kulaksızoğlu Fenerbahçe Ediler için çok önemli bir isim. Galip Bey'i çok merakla bekliyoruz gerçekten. Kubilay Aka genç olmasına rağmen genç yaşında çok büyük tecrübeler edinmiş ve edinmeye devam eden bir oyuncu. Çok da popüler. Bu tabii ki rolü nasıl yeşerttiği de merak konusu. Onun dışında Timuçin Esen. Biraz önce de söyledim sadece. Evet. Sinemada görebileceğiniz bir isim. Her yerde olmayan bir isim. Topkapılı cambazı tabii ki ona nasıl bir ruh verdiği de hepimizin merak konusu. Tabii ki atamızı çok merak ediyoruz. Yiğit Özşener'in o gerçekten muhteşem makyajıyla, çünkü makyaja, dekora nasıl önem verildiğinden bahsediyoruz. Bizi nasıl hissettireceği de, yani say say bitmiyor. Mesela ben şeyi de çok merak ediyorum. Bennett karakteri, Yüzbaşı Bennett, Yılmaz Bayraktar ona hayat veriyor. Sercan Gidişoğlu burada geldi. Bir Monsieur'yu canlandırıyor. Bir Fransız tüccarı canlandırıyor. Çok değişik karakterleri, çok önemli oyunculardan izleyeceğiz. Yani burada sadece bir başrol olmadığını görüyoruz biz bu filmde. Evet, çünkü hani böyle sadece bir noktaya odaklanmış bir hikaye değil. Aslında evet. O hani General Harrington Kupası'nın, o zaferin anlatıldığı ama onunla birlikte o yelpazenin çok genişlediği ve o tarihsel süreci biraz daha farklı bir perspektiften aktarılan, farklı bir gözle aktarıldığı bir film izleyeceğiz. Dolayısıyla bu noktada sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani bugün az sonra ilk gösterim için salon artık hazır diyebiliriz. Salona bugün burada olan konuklar, misafirler geçtiler az önce. Salondaki yerlerini aldılar. Almayı sürdürüyor olabilirler. Biz şu an salonun içerisini göremediğimiz için böyle bir yorum yapmış olayım. Az sonra da film başlayacak. Tabii asıl gösterim, yani vizyona yarın itibariyle gelecek. Dolayısıyla herkes çok meraklıdır. Yani merakla bekliyordur diye düşünüyorum gerçekten. Bu akşam burada olmayı isteyen milyonlarca taraftarımız vardır. Ama biz de sizin gibiyiz. Biz de izlemedik. Ona hep söylüyoruz. Evet. Barış'la birlikte bu akşam izleyebilirsek biz de birazdan salona geçiş yapacağız. Atamızdan bahsettik. Gerçekten filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran başarılı oyuncu Yiğit Özşener'in makyajından bahsettik biraz önce. Detaylarını ulaştım şimdi notlarıma bakarken. Evet. İran asıllı ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı. Yorulduk diyebiliriz sanırım. Tabii 2,5 saat sonrasında. Normal. Babak Eskandari tarafından uygulanan bir makyaj var Yiğit Özşener'in yüzünde. Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarıyla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsıyor bu makyajın hazırlık aşaması. Ve çok uzun bir süre, 6 hafta. Yani 6 hafta süren makyajın sanatçıya uygulanma işlemi ve bu işlemin de 5 saatte tamamlandığını söyleyebiliriz. Yani 6 haftada bir hazırlık ve 5 saatte bu makyajın sanatçıya uygulanması. Yani bununla birlikte kostümler, asgari kostümler tabii ki o çok önemli. Oradaki yıldızlar, armalar o günün detaylarına çok uygun olması gerekiyor. Kostüm danışmanlarının denetiminde gerçeğe uygun olarak hazırlandığı ve üretildiği. Zaten detaylarını da paylaşmıştık. Zafer'in rengine özel olarak üretilen o Fenerbahçe formaları. Gerçekten kıyafetler için Ferruh Karakaşlı ile çalışıldı. Bunun kalıp kesim, materyal seçimi, renk tonu gibi detaylar büyük bir hassasiyetle orijinalleriyle birebir örtüşecek şekilde yapıldı. Yani konuşmak dile kolay ama yani bu filmin hazırlık aşaması gerçekten çok zor ve meşakkatli olduğu için bugün biz gerçekten, yarın da izleyicilerimiz, taraftarlarımız vizyonda muhteşem bir tarihi film izleyecekler. O açıdan da bir kez daha gerçekten herkesi bu filmi izlemeye davet edelim. Evet, kesinlikle. Şimdi sen o kadar güzel ve o kadar dolu dolu detayları izleyicilerimizle paylaştık ki işte hani afişin hazırlığı, makyaj süreci vesaire, kostümler, hani aslında hep bu sohbetlerimizin içerisinde bahsettiğimiz o detaylar, ayrıntılar dediğimiz konular bunlardı. Muhteşem ayrıntılar, detaylar var. Evet, şimdi hemen salona dönelim. Bakalım ne olacak.
Sen. Sağ olun. Eyvah. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli misafirler, hoş geldiniz. Birkaç cümleyle filmi anlatmak istedim ve bunun için şöyle bir yol deneyeceğim. Filmin içinden spoiler vereceğim. Filmin içinden bir sahneden bahsedeceğim. Bu sahne Nejat İşler'in, sevgili Nejat'ın oynadığı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sabri Toprak'ın Malta'ya sürülmesinden sonra bıraktığı bir mektupla ilgili futbolculara, başta Galip ve diğer futbolculara. Ben işin kolayına kaçacağım. Kendi sesinden seslendireceğiz Nejat'a o mektubu. 3-4 kelimeyle, 3-4 cümleyle, neyse, nasıl bir film çektiğimizi anlatmak istiyorum. Buyur Nejat. Güçler tarafından Fenerbahçe başkanlarının sürgüne de hapse gönderilmesi bilindik bir olay, biliyorsunuz. Bu Sabri Bey'in kaçmadan, bilerek, İngilizler tarafından alınacağını bilerek bir gece takım arkadaşlarına, Fenerbahçelilere ve daha çok Fenerbahçelilerden daha çok emperyalizme karşı olanlara yazdığı bir mektup. Giderken bırakmış Galibe. Şöyle başlıyor. Hüviyetimin ayrılmaz bir parçası gibi taşıyıp gurur reisliğini yaptığım Fenerbahçe Kulübü bundan böyle sizlerin ve daha nice gençlerin omuzlarında yükselecek. Hiçbir kuvvetin onun şanına kara çalmasına müsaade etmeyin. Hiçbir cebre ve istibdada boyun eğmeyin. İşgal güçleriyle müsabakalara devam edin. Sadece zaferlerimizle değil, hürriyete bağlılığımız ve ilkelerimizle de gönlere girin. Unutmayın. Fenerbahçe onu kuran bizlerin değil, milletin Fenerbahçesidir. Evet, Fenerbahçelik ruhu ve bence filmimizin de özeti bu. Umarım seversiniz. Başkanım, sizi alalım mı böyle? Uzun mu? Biz kaçalım. Bence siz oturun, benimki uzun. Abdullah Oğuz'un konuşma fobisi var insanlar önünde. Onun için sahneye Nejat'ı alıp çıktı. Dikkat ederseniz kelimelerinde de çok cimriydi. Sayın Vali Yardımcımız, Ünal Kılıç Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli eşi. Devletimizin değerli temsilcileri, faaliyet gösterdiğimiz branşların federasyon başkanları, sporcu kardeşlerim, İsmail Hocam, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gecemizi her Fenerbahçeli'nin gönlüne, kalbine, aklına kazınmış marşımızla başladık. Ve Sayın Nesrin Sipahi bu gece bizlerle, bizleri onurlandırdı. Bu güzel ve Fenerbahçe için özel akşamda hepimiz aynı ruhta, aynı duygularla buluştuğumuzu düşünüyorum. Muhteşem bir
film seyredeceğiz ve bu muhteşem filmi muhteşem bir mekanda seyredeceğiz. Bu mekanı ülkemize kazandıranlara, emeği geçen herkesi de saygıyla selamlıyorum. İnanıyorum ve umuyorum ki bu film bittiğinde, filmin her dakikasında iyi ki bu milletin evlatlarıyız, iyi ki bu vatanın emrindeyiz diye düşüneceğinizi umut ediyorum. Ve biz Fenerbahçeliler olarak bir kez daha en yoğun şekilde Fenerbahçe'ye gönül vermekten gurur duyacağız, iftar edeceğiz. Zaferin Rengi filmi, Zaferin Rengi filmi Türk milletinin İstanbul'un işgali sırasında Türk halkının, psikolojisinin yerle bir olduğu bir dönemde vatanı için mücadele ederken yaşadıklarını ilmek ilmek anlatan bir kilometre taşıdır bizlere göre. Filmde Fenerbahçe'mizin milli mücadele döneminde işgal gücü güçleriyle ve onların kurduğu takımlarla yapılan müsabakalarda ülkenin umutlarını yeşerten, milli mücadeleye moral ve motivasyon olan, vatan sevgisini her kesime yayan, formasını giyen sporcularıyla cephede mücadele eden, Anadolu'ya silah ve cephane gönderen, vatanımızın kurtuluşunda ve de kuruluşunda en önde duranlardan biri olduğunu iftarla göreceksiniz. Bizim hikayemiz 1899 yılında başlıyor aslında. Black Stockings dediğimiz siyah çoraplılar. O zaman İngilizce bir isim alınıyor çünkü Türklerin dernek, kulüp, cemiyet kurması yasak. Ve siyah çoraplarla başlıyor hikayemiz. İşgal güçleri bu kulübün faaliyetlerini durdurmasıyla 1902 yılında Kadıköy Futbol Kulübü olarak devam ediyoruz. Yine engellerle karşılaşıyoruz. Bazı oyuncularımız hapse atılıyor, bazıları sürgüne mahkum ediliyor. Ancak biz hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmiyoruz ve 1907 yılında Fenerbahçe olarak yoluna devam ediyoruz, yolumuza. Niye diyorum hikayemiz 1899'da başlıyor? Çünkü bu üç kulüpteki isimler, kişiler hep aynı. Ve size bir bilgi daha paylaşayım. Diğer rakiplerimiz bizden önce kurulmasına rağmen 1908 yılında Cemiyetler Kanunu'na göre Türkiye'nin ilk resmi tescil olan kulübü Fenerbahçe oluyor. Atamız Atatürk kulübümüzü ziyaret ediyor ve bizlerin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Tarihi boyunca milli duyguları hiçe sayanlar ve milli değerlerimize saldıranlarla mücadele eden kulübümüz defalarca kez faaliyetleri durdurulmakla karşı karşıya kalmıştır. O gün milli bilinçle bir duruş sergileyen Fenerbahçe Spor Kulübü sadece o yıllarda değil, yakın geçmişte de ağır saldırılara maruz kalmıştır. Bildiğiniz gibi 2011 yılında varlığını, benliğini ve milliliğini hedef alan FETÖ terör örgütüne karşı başkanıyla, yöneticileriyle, sporcularıyla, çalışanlarıyla ve milyonlarca taraftarlarıyla dimdik durmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü, devletimizi de hedefine koyan bu örgüte karşı direnişin ateşini yakmıştır. Hatırlayın o günleri. Devletimizin kurumlarına, kılcal damarlarına sirayet etmiş, tüm rüzgar arkasına almış, çoğunluğa sempatik gelen bir örgüte karşı Fenerbahçe yapayalnız. Ne medya desteği, ne herhangi bir destek, ne rakip kulüplerin veya kardeş kulüplerin sahiplenmesi. Yapayalnız Fenerbahçe bu kadar güçlü oldukları bir dönemde bunların gerçek yüzünü tek başına kalmak pahasına olmak adına da tüm ülkeye haykırmıştır. Filmdeki hikaye sadece o dönem değil, Fenerbahçe'nin tarihi boyunca
yaşayacaklarındaki, yaşayacağı haksızlıklardaki duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti ne ile mücadele ediyorsa Fenerbahçe bu mücadelelerde hep ön safhalarda olmuştur. Altı yıl yöneticilik yaptım. Altıncı yıl başkanlığım süresince ve eminim ben de kulüpte yokken pek çok kişi ve kurum bize bu filmi yapmak için General Harrington Kupası'nı filmini yapalım diye başvurmuştur. Bir şekilde yılan hikayesine dönmüş ve gerçekleşmemiştir. Ta ki bugüne kadar. Ve bunu gerçekleştirmek Sayın Abdullah Oğuz'a nasip olmuştur. Büyük bir Fenerbahçe taraftarı olan, aslında bu filmi daha evvel çekmek isteyip 3 Temmuz'dan dolayı ertelemek zorunda kalan büyük Fenerbahçeli Abdullah Oğuz başta olmak üzere birbirinden kıymetli tüm oyunculara, kamera önü ve arkasında emeği olan herkese camiamız adına sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Abdullah Bey bize geldiği zaman dedik ki sana her türlü desteği veririz, para pul hariç. Maaşları zor ödüyoruz, bizden kaynak isteme. Dolayısıyla bir filmin gerçekleşmesi için sadece iyi bir yönetmen, yapımcı, çok iyi oyuncular yetmiyor. Kaynak gerekiyor. Ve bu kaynağın büyük bir bölümünü sağlayan Sayın, kalkabilirsin ayağa, kongremiz Hamdi Akın'a da çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü senin desteklerin hem Abdullah Oğuz'u hem de bizi cesaretlendirdi. Filmin her sahnesi, her cümlesi, her kostümü, her anı çok çok özel. Ancak biraz evvel yine büyük bir Fenerbahçeli Necdet İşler'in o kendine has kimsede olmayan ses tonuyla başkanımız Sabri Toprak'ın cümlelerini paylaştı. Aslında bu cümleler ben bir daha paylaşacağım. Niye paylaşacağım? Çünkü o gün geçerli olan cümleler bugün de geçerli. Yıllar sonra, 100 yıl sonra bile geçerli. Ve bizler için Fenerbahçelerimize tarihten mirastır, gurur vesilesidir. Fenerbahçe olarak sadece zaferlerimizle değil, hürriyete bağlılığımız ve ilkelerimizle gönüllere girdik. Unutmayın, Fenerbahçe onu kuran bizlerin değil, artık milletin Fenerbahçesidir. Bu sözler, bu gurur dolu sözler, Türk spor tarihine altın harflerle kazınan bu hikayeyi, Fenerbahçe bu ülke için ne anlama geldiğini, böylesine yalın, böylesine gerçek şekilde anlatan başkanımız Sabri Toprak başta olmak üzere kurucu üyemiz, cephede mücadele veren, gazi olan efsane kaptanımız Galip Kulaksızoğlu'nu, takım kaptanımız Zeki Rıza Sporeli ve Fenerbahçe'yi kurmuş, ona hizmet etmiş, onu bizlere armağan etmiş Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey ve Necip Okaner'i saygıyla anıyoruz. Evet, kaptanımız cepheden gazi olarak dönüyor. Onun dönüşünün şerefine bir maç düzenleniyor. 3-3 berabere bitiyor maç. Bu maçı Galatasaray'la oynuyoruz. Dostluk maçı. Ve maça hoş geldin kaptan pankartı açıyor iki takım. Niye bunu gündeme getiriyorum? Çünkü bir kişiyi daha saygılanmak istiyorum. Ali Samiyen şöyle diyor. Spor camiamızın en önemli futbolculardan biri olan Galip Bey'in namına düzenlediğimiz bu maçın kazananı dostluk olmuştur. Galip Bey, memleket sporuna katkılarınızdan ve daha da önemlisi nesillere örnek sporcu ahlakınızdan ötürü sizlere müteşekkiriz sözleriyle bugünlerde özlemini duyduğumuz asil rekabeti o dönem en
anlamlı şekilde ifade ediyor. Şimdi biz Fenerbahçeliler büyük bir aile olmaktan dolayı da övünürüz, gurur duyarız. Bugün de böyle bir gece. Ne demek istiyorum? Biraz evvel büyüğümüz marşıyla kalplerimizde taht kuran Nesrin Hanım'dan bahsettim. Bugün öyle anlamlı bir gün ki 1918-23 yıllarında kulübümüzde görev yapmış, formamızı giymiş değerli futbolcularımız, sporcularımız, yöneticilerimizin aileleri, akrabaları, çocukları, torunları bu gece burada bizlerle beraber film izleyecekler. Eski başkanımız, sporcumuz Zeki Rıza Sporel'in kızı, oğulları, abinin torunları. Eski başkanımız, sporcumuz İsmet Ulu'nun torunu. Eski yöneticimiz, sporcumuz Mustafa El Katib'in torunu. Eski yöneticimiz, sporcumuz Alaaddin Baydar'ın oğlu ve torunu. Eski yöneticimiz, sporcumuz Kadri Göktulgan'ın torunu. Kurtuluş Savaşı döneminin önemli bir ismi, gazeteci, Fenerbahçe'mize de uzun yıllar genel sekreter olarak hizmet eden müthiş bir Fenerbahçeli Ali Naci Karaca'nın torunu. Teşriflerinizle bizi onore ettiniz, hepinize teşekkür ederiz. Bir isim daha var. Filmin çok önemli bölümlerinden biri. Belki de pek çok insan ilk kez duyacak. Mim Mim grubu. Mim Mim grubu Kurtuluş Savaşı'nın sırasında Ankara'ya bağlı olarak çalışan Türk istihbarat teşkilatımızdır. Yani bugünün MİT'i. Mim Mim grubun başkanı Mehmet Bey'in de ailesine ulaştık. Savaşta gösterdiği cesaret ve başarılardan ötürü bizzat Atatürk tarafından kendisine manası canıyla oynamaktan korkmayan anlamına gelen cambaz lakabı verilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 24 Haziran 1924 tarihli oturumunda vatana hizmetlerinden dolayı kendisine maaş bağlanmasını kararlaştırmış. Ancak Mehmet Bey, ben bir şey yapmadım. Vatanım için, Mustafa Kemal Paşa'm için üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalıştım diyerek bu maaşı almayı kabul etmemiş ama almak zorunda olduğu için de Kızılay'ımıza başlamış. Kendisine Ulu Önderimiz tarafından İstiklal Madalyası verilmiş. Merhum Mehmet Bey'in torunları ikisi de buradalar. Kendileri Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz. Onlara da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bağımsızlık savaşımızda pek çok hikaye var. Pek çok acı var. Fedakarlıklar var. Kahramanlıklar var. Yokluk ve yoksulluk içinde müthiş hikayeler var. İnanılmaz bir mücadele var. Zaferin Rengi filmi tüm bu yaşananlardan sadece bir kesit. Tüm bu mücadelede milletini ayağa kaldıran, bu vatan için benliğini ortaya koyan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarına ve o dönem canlarını vermiş her şehidimizi ve de gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Az kaldı. Kadın, erkek, genç, yaşlı, hangi takım tutuyorsunuz tutun, bu film muhakkak izlenmeli. Bu cumhuriyet nasıl koruldu daha iyi anlamalıyız. Bu filmi seyretmek için Fenerbahçeli olmanız gerekmiyor. Bugünlere ne şartlarda, ne fedakarlıklarla geldiğimizi derinden hissedip bu vatanın yarınlarına, bu milletin geleceğine daha da inançla, daha da güçlü bağlarla sarılacak bu filmi seyredenler. Özellikle kadınlarımızın bu filmi seyretmesini istiyoruz. Niye? Çünkü milli mücadelede Türk kadının gücünü, duruşunu, ihtişamını görecekler. Ben hep şöyle bir şey söylüyorum.
milli değerlerine, geçmişine ve tarihine sahip çıkmayan milletlerin geleceği de risk altındadır diyorum. Bunu söylerken bazıları değişik yerlere çekiyorlar. Osmanlımıza da, Cumhuriyetimize de sahip çıkmalıyız. Çünkü yakın coğrafyamızda parçalanan ülkeleri hep beraber gördük. Cumhuriyetimizi çok zor kurduk, kıymetini bilelim. Bu sebeple anne ve babaları çocuklarınızı götürün diyorum. Bugün kuruluşun üzerinden geçen 117 yılda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yılında Fenerbahçe Spor Kulübü aynı duruştadır. Milli değerliği benliğinde hisseden, Türk bayrağını ulusal ve uluslararası alanda gururla taşıyan bir kimlikte ve bizler de attığımız her adımda ülkesine spor alanında hizmet eden bu değeri korumak, yüceltmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerimi bitirirken bu gecenin sponsoru olan, sponsor hem takımlarımız sponsor olan Petrol Ofis'e, Arsa ve Ev'e, Arsa ve Ev diye okunmamız gerekiyor ama Arsa ve Ev söylemesi zor. Onlara da bu geceye katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyon büyüklüğü, şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür. İşte adı konamaz. İlel ebed yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, ilel ebed yaşasın Fenerbahçemiz. Evet değerli izleyenler, başkanımız Sayın Ali Koç'un film öncesinde yapmış olduğu konuşmayı sizlerle paylaştık ve artık film ilk gösterim için az sonra başlayacak. Selen, bizler için de uzun ama oldukça keyifli bir yayının sonuna geldik. Neler söylemek istersin ve veda edelim artık. Evet, çok güzel bir yayındı. 18'de başladık. Şu an saatler 21.12 gösteriyor. Gerçekten çok uzun ama keyifli bir süreydi bizim için. Herkese şimdiden iyi seyirler dileyelim ve tabii ki bu filmi görmeye davet edelim. Bizler de birazdan salondaki yerimizi alacağız ve Zafer'in rengini izleyeceğiz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Selen'in de söylediği gibi bizler için çok özel ve çok güzel bir yayının sonuna geldik. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz canlı yayının sonuna geliyoruz. Ve bir kez daha belirtmek gerekirse bugün galası gerçekleştirilen Zafer'in Rengi filmi yarın vizyona girecek. Ve hepinizi bu filmi izlemeye bizler de bir kez daha davet ederek Zafer'in Rengi özel programımızı noktalayalım. Hoşçakalın. İyi akşamlar, hoşçakalın. Terhis oldun. Savaş'a, Konstantinopol'da mı devam ediyoruz? Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir. İstiklali için mücadele eder. İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut 7'den 70'e memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Yüksek performansıyla bütçe dostu Arçelik kombi sunar.
derken karım bardağı kırdı. Yok bir şey. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Birkaç tane teşekkürüm var, onu söylemek zorundayım. Öyle hissediyorum. Tabii ki başkan, size ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar izin verdi, yaptık ve çözüm ortağı olarak birlikte çalıştık gerçekten. Ve sonunda çok sahiplendiler. Hala öyle. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hamdi abi, Hamdi Akın'a çok teşekkür ediyorum. Hep yanımdaydı. Oğluma teşekkür etmek istiyorum. Evren. Aynı zamanda ortam felsefeci, benim daha az hata yapmamı sağlıyor. Sağ olsun. Ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sevdiniz mi bilmiyoruz ama birkaç tane... Hoş geldiniz. Birkaç bir şey de bana söyletmek istedi hocam. Burada gördüğünüz herkes görev için oradaydı. Hepimiz Fenerbahçeli olduğumuz için oradaydık. Ve görevimizi umarız yapabilmişizdir. Umarız Fenerbahçe'ye güzel bir hediye olmuştur. Türk halkına güzel bir hediye olmuştur. Unuttuğumuz değerleri umarım böylece hatırlarız. Çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için, izlediğiniz için. Çok sağ olun. Her şey söyledim zaten. Geç oldu, çok teşekkür ederiz. Merhabalar herkese. Bu salonu doldurabildiğimiz için sağ olun, çok teşekkürler. Ali Bey, çok teşekkürler. Bu salonu böyle doldurabildiğimiz için yani muhteşem, güzel bir, benim için çok güzel bir duygu. Salon bedavaydı. Salon bedavaymış. Filmi umarım beğendiniz. Ben de ilk defa bugün izledim ve çok beğendim. Elinize, emeğinize sağlık herkesin. Herkesin her türlü desteğiniz için de, izlemekle olan Ali Koç olsun, Abdullah Oğuz olsun, her türlü desteğiniz için çok teşekkür ederim ve çok sayıda izlemenizi bekleriz. Yani ben beklerim daha doğrusu. Kendinize çok iyi bakın, iyi akşamlar. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman hep birlikte bir üçlü çekelim. Bir, iki, üç. Beşiktaş duydum. Bunu anlatmaya gerek yok, filmini yaptık. Hala. Bu bende kalıyor. Eve götüreceğim. Evet, size şahsım, yönetim kurulum ve tüm milyonlarca Fenerbahçe'nin adına teşekkür ediyorum. Müthiş iş çıkarmışsınız. 2,5 saat çabuk geçti. Sana da bu hayali gerçekleştirdiğin için, Hamdi Bey'e de finanse ettiği için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah yolunuzu açık etsin.